Sevgili TV6 izleyenleri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İkinci Lig futbol dosyasının yeni bölümüyle karşınızdayız. TFF İkinci Lig'de ikinci devreyi açtık. Programımız bu hafta da oldukça dolu. Öncelikle yorumcum Gökalp Metin'e dönmek istiyorum. Gökalp hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Nasıl geçti hafta? Keyifli bir hafta oldu. Özlemişiz. Ben de çok özlemişim. Hem maça gitmeyi özlemişiz, hem maçları takip etmeyi özlemişiz. Rutinimize geri döndük. Ben çok mutluyum şahsen. Kesinlikle ben de çok mutluyum. Maça gitmeyi ben de çok özlemişim. Zaten geçen hafta da konuştuk seninle. Evet, evet. Tribünde buluşacağız dedik. Sonunda buluştuk. Sonunda buluştuk, evet. Bundan sonraki haftalara inşallah diyelim. İnşallah. Diğer bir yorumcuma dönmek istiyorum. Erhan Kuşkapan. Erhan hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül'cüğüm. Senin haftan nasıl geçti Erhan? Haftam güzel geçti. Maçlar başlasın istiyordun. Başladı. Takip ettik. Ama seni tribünde göremedim. Ben yoktum sanki bu hafta. Cengizhan Sevindik, Konya Spor'un medya sorumlusu kardeşim var. Beşiktaş, Konya Spor Beşiktaş maçına davet etti. Oraya gittim bu hafta. O yüzden gelemedik Ankara Spor Düzce maçına. Sen Süper Lig izledin. Bu hafta öyle oldu. Evet. O zaman Süper Lig sorarız. Biraz o maçtan da bahsettiriz. Yok, basketbol maçı da izledim ya. Sadece öyle bakmayalım. Basketbola da gittin demek, ne kadar güzel. Senin haftan bizden dolu geçmiş. Neyse, konuşuruz bunları. Bu haftaki stüdyo konuğum yine çok özel bir konuk. Teknik direktör Süleyman Bilgin bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin haftanız nasıl geçti hocam? Yani biraz yoğundu. Hastane işlemleri vardı, onlarla uğraştık. Onun dışında maçlar izledik. Hafta sonu beraberdik, evet. Ankara Spor maçında. Kayıttan diğer maçlar izledik. Yani bu şekilde rutin devam ediyor. Özellikle de çağırdığınız için, nazik davetiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok geçmiş olsun hocam. Çok sağ olun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Süleyman hocamla beraber, ben hemen senin sözünü böleyim. Tabii buyur. Süleyman hocam tabii herkesin bildiği gibi Adıyaman Spor'da çalışıyordu Gökalp abi. İki haftada 4 puan alıp takımdan ayrılan hocamızdı. Ben de hatta burada yorum yapmıştım. Yardımcılara yazık oldu gibilerinden. Süleyman Hoca ile o vasıtayla tanıştık. Hatta Süleyman Hocam bana şey anlattı. Kaleci antrenörü aradığını işte o dönemde. Ortak tanıdıklarımızın çok olduğunu. Neredeyse beni götüreceğini söyledi. Beni arayacağını. Dünya Kupası'na gittiği için hani herhalde ikincilik şeyini. Yok estağfurullah hocam da. Niye gitmedin? Adıyaman'da zaten ben çalışmam diye bir geldim geldi söyledim değil mi Gülharp abi? Evet doğru geldi. Ama Süleyman Hocam beni yakacakmış. Adıyaman'a gidip 2 hafta sonra arayacakmış. Öyle mi oluyor hocam? Nasıl işte hocam? Siz iyi niyetle yola çıkmışsınız ama... Başarılı da oldunuz hocam, 4 puan. Gerçi Adıyaman'da bu hafta da hoca ayrılmış Gökalp abi. Tabii. Onu Adıyaman'da konuşuruz. 2-3 maç ile bir değişiyor, onu konuşacağız. 2-3 maç ama bir maç ya. İlk maçta gitti. Devraz kamp yaptırmış hoca sağ olsun. Buyurun Nurgül Hanım. Öncelikle dosyamızı açmadan önce YouTube kanalımızı hatırlatmak istiyorum. YouTube'da İkincilik Futbol Dosyası kanalımıza abone olarak kaçırdığınız bölümleri ya da kendi takımınızla ilgili kısa özetleri izleyebilirsiniz diye hatırlatalım. Ve dosyamızı açalım. Öncelikle Beyaz Grup'tan başlıyoruz. Beyaz Grup'ta haftanın sonuçları gelsin. Hangi takım ne yapmış, ne olmuş, ne bitmiş görelim. Ankara Spor 0, Düzce Cam Düzce Spor 2, Esenler Erok Spor 4, Menemen Futbol Kulübü 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 4, Isparta 32 Spor 0, Tarsus İdman Yurdu 0, Amagold Erzincan Spor 4, Sivas Belediye Spor 1, Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi 3, Bayburt Özel İdare 1, İnegöl Spor 0, Batman Petrol Spor 1, Soma Spor 2, Çorum Futbol Kulübü 0, Şanlıurfa Spor 0, HES İlaç Afyon Spor 1, Eşin Grup Nazilli 1. Haftanın sonuçları bu şekildeydi. Beyaz Grup'ta geldi sonuçlar. Liderimiz değişti. Aslında değişmedi. Hep Ahmet Sportif Faaliyetler'di. Aslında değişti. Çünkü Şanlıurfa Spor'un bir 3 puanı evet, vardı. Evet, Şanlıurfa Spor berabere kalarak o avantajını kaybetti. Liderlik yine Ahmet Sportif Faaliyetler'de. Ben bir ara Batman maçı hiç tescil edilmeyecek sandım Urfa'da. Herkes bekliyordu tescil edilmesini artık hani 3-0 hükmez sayılmasını bekliyordu. TFF de aradaydı herhalde. Aradan sonra. De, biraz zaman almıştır. O maç öyle olacağı belliydi zaten. Tabii yani geç tescil edildi. Hani Şanlıurfalılar da lider olmayı bekliyorlardı. Çünkü biz 3 hafta boyunca arada Ahmet Sportif Faaliyetler liderliğinde konuşmuştuk Beyaz Grup'u. Araya yılbaşı girdi ondandır o. Dikkatini çeken sıralamada bir değişiklik var mı? Üst şeyleri boş. Sonuçlarda değil. Ya da.
Ya şöyle ifade edeyim, sonuçlara bakarak söylüyorum. Çorum ve Şanlıurfa'nın beraberliği normal. 3 takım 4-0 kazandı. 3'ü de önüne Esenler Orok, Ahmet Sportif, Esenler Orok ve Anagold Erzincan 4-0 kazandı maçlarını. Arnavutköy deplasmanda Sivas'ı bir önceki hafta Abdullah Hoca ile burada telefonda konuşuyor. Zor deplasman demişti. 3-1 geçmeyi başardı. Abdullah Hoca ilk maçında deplasmanda galibiyet aldı. Bayburtspor İnegöl Spor maçında tahminlerin aksine bir skor ortaya çıktı. Bayburtspor beklenenin aksine teslim olmadı. 1-0 maçı kazandı. Beyaz grup bildiğimiz gibi. Sürprizli. Sürprizli, mücadeleli. Soma'nın galibiyeti bence çok değerliydi burada. Yani tabii ki. Tam tabii da ki. Playoff potasına girme adına Ankara Spor'un işte orayı o zorladığı. O da Batman Petrol'ün de bir şeyi var. Sıkıntısı var. Onu da yeri gelince konuşacağız. Evet. Onun manasını gönderdi hocam Soma. Yılmaz'ı. Ona rağmen kazandı yani. Yılmaz. Bir galibiyet. Evet. O sağ önde oynuyordu Yılmaz. Tabii yani iyi görünce. Formalı manası olarak. Evet. Liderin maçıyla başlayalım mı o zaman Gökhan? Ahmet Sportif Faaliyetler evinde Sparta'yı konuk etti ve maçtan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Çok güzel maçmış. Ben bu maçı izlemediğim için çok üzüldüm sonrasında. Çünkü Urfa maçını izlemiştim. Kaleci Can Tuğ'da penaltı kurtarmış bu maçta. Evet. Ne kadar değerli. Yani başından sonra Ahmet'in üstüne oynadığı bir maçtı. Şampiyonluğa inanmış ve kilitlenmiş Ahmet Sportif. Yani şu maçın ifadesi bu. 22-45, 62-89 gol dakikaları. Yani oyunun her anında ve saniyesinde üstün oynadı Isparta Utski'ye karşı. Gerçekten bir inanmışlık var, bir kilitlenmişlik var şampiyonluğa bölgede, şehirde. Beyaz grubun en büyük adaylarından bir tanesi Ahmet Sportif. Şampiyonluk konusunda da çok iddialılar. Şampiyonluğu olacaklarmış evet. Gibi bir durum var aslında ama... Ya Esenler'le Erok'la paylaşacaklar gibi. Çorum'da olacak ben artık. Çorum'da transfer şampiyonu. Tabii Çorum'da. Ya tabii ilk maçlarda değildi. Hani 5-6 hafta sonra belki de düğüm çözülecek yani ya da son haftaya kadar gidecek. Vallahi bu grup biraz üst düzey hocam, oldu. Hocam düğüm burada zor çözülür. Evet. Esenler Erok düşse Çorum var. Çorum düşse, ikisi birden düşse başka bir şey olacak orada. Başka birisi çıkacak. Evet. Ya Ahmet... yani tabii kuvvetli bir kadrosu var. Evet. Selahattin Başkan, Ahmet Hoca'nın kendi aralarındaki o birliktelik, iletişim takıma, o sinerji takıma da yansıyor. İster istemez bir de taraftar, seyirci baskısı ya da seyircilerin oraya 15-20 bin taraftarla, seyirciyle oynaması ister istemez yani bir artı bir diyebiliriz bu anlamda. Tabii Stanford'da bir ayrılan bir Tayyip Kanarya mı ayrıldı orada? Tayyip Kanarya gitti. Evet, evet. Yani Gürkan var orada sadece. Gürkan Öztürk var. Bu anlamda transfer yaparlar mı o bölgeye? Bilmiyorum yani yapmaları gerektiğini inanıyorum. Hocam, evet. Yani o bölgede sıkıntı yaşayabilirler. Stoper mevkisinde de ama özellikle forvet kısmında, ön hücumda daha etkili bir Stanford transfer edebilirler yani. Vallahi orta sahaları çok kuvvetli. Evet. 6, tabii, tabii. 8, 10. Evet. Çok iyi gidiyorlar. Evet. Biz Beyaz grubu konuşurken arada Selahattin Başkanımız bağlanmıştı bize. Ve şampiyonluğuna kadar çok inandıklarından bahsetmişti. Şampiyonluğuna kadar çok istediklerinden bahsetmişti. Şimdi tabii geçen sezonun, yani geçen senenin de vermiş olduğu bir yarım kalmışlık var Ahmet Spor'da. Tabii ondan önceki sene de var. Tabii değil mi? Süre gelen ya bir bu, şey. Bu yıl en yakın süreci bu yıl yaşıyorlar Ahmet. Ama hocam en zor grup bence beyaz grup. Ben çok kaliteli. Ben hep bunu söylüyorum. Çünkü bizim beyaz grupta her hafta liderimiz değişiyor. Mesela kırmızı grupta daha stabil bir düzen var. Burada evet. Her hafta değişiyor. Her hafta. Erhan hocam buyurun. Futbol çok garip bir şey Yukarp abi. Şimdi Cantu geçen sene devre arası ben alacaktım 3. ligde bir takıma. Sen de herkesi alıyorsun. Yok hayır. Ya. Bir kaleci diyoruz Erhan hocam, ben alacaktım. Geçen sene Ahmet'in devrası transfer hesabı vardı. Can Tu gitti Ahmet'e. Transfer hesabını açamıyorlardı son güne kadar. Hatta başkan demiş ki transfer hesabını kaldıramasak bile seni takıma alacağım. Hani ücretin neyse ödeyeceğiz ama hani yararlanamayacağız gibi. Yani böyle bir durum vardı. Transferi de açtılar son gün. Çocuğun lisansını da çıkardılar. Kaleyi de aldı. Bu sene de oynuyor.
Bence bu ligin şu an en formda kalecisi. Kesinlikle. Yani çok farklı bir şey olurken farklı bir şeyler olabiliyor hocam futbolda. O yüzden güzel, o yüzden izleniyor. Tabii tabii. Peki bu maçla alakalı söyleyecek başka? Isparta Spor da bu hafta Erol'la oynuyor. Bu maçta işi zor. Burada Ankara'da sonra Ankara Spor'a gelecekler. O maçta beraber izleyeceğiz. Isparta Spor için çok kritik maç bence. Ankara Spor maçı Erol maçından daha önemli. Vallahi lige 2-2 ile başlamak da Isparta Spor'un şanssızlığı. Evet, şanssızlık. Burada kesin. Ankara Spor, Isparta Spor maçında beraber izleriz zaten. İzleriz, izleriz. Sen Konya'ya o maç bence Isparta'nın gitmez bir yere gitmeyiz abi. Bu sefer Konya'ya değil başka bir yere gider Erhan kesin. Tutamıyoruz Erhan'a burada. Ya buradayım ya. Daha bir yere gitme düşüncem yok. Tamam. Peki. İyi. O zaman yerini ayırtalım. Bu kayıtlara geçsin. Erhan bir sonraki hafta burada olmayacak. Bak görürsünüz. Bakalım. Hadi bakalım. Peki. Sonraki maçımıza geçiyorum. Esenler Erokspor evinde Menemen Futbol Kulübü'nü konuk etti. Tıpkı Ahmet Sportif Faaliyetler gibi maçı 4-0 kazandı. Esenler'in zaten ne kadar çok gol atmayı sevdiğini, evinde de çok iyi oynadığını biliyoruz. Bir Düzce faciası yaşadı devre arası ama toparladı diyebilir miyiz Gökalp? Vallahi aynı şeyle başladılar. Onlar da şampiyonluk inancıyla başladı. 5 ve 18. dakikalarda 2-0 öne geçtiler. Devre böyle bitti. 60 ve 67'de 4-0 yaptılar. Maç öyle bitti. Yani rahat bir oyun çıkardılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Menemen hani direnemedi bile. Yani direnç gösteremedi. En azından onu söyleyebilirim. Menemen için tehlike çanları çalıyor. Tehlike çanları çalıyor. Yani bu sezonun da en ilişki çıkışlı takımı Menemen Spor oldu hocam. Bir kötü başladı, iyiye gitti, tekrar kötüye döndü. Böyle bir grafik bir şey oluştu. Yani giden oyuncular da var tabii. Var. O Ali Özgün. 3 puanın silinmesi olayı var. Evet. Transfer yasağı var. Kalkmadı herhalde. Onlar var. Yani tabii Esenler Erok maçı yani ben mesela Esenler Erok için yani bu ligde takım kalitesi bakımından en önde oyuncu grubu olarak görüyorum. Yani işte şampiyon oyuncuların harmanlanmasından oluşan bir takım. Yüksek bütçeli takımlardan biri. Bir artısı da Mustafa Reşit hocamın oraya gelmesi. Orada işte 14 maçta yanılmıyorsam 10 galibiyet, 2 beraberlik var. Bu ivme devam ediyor. Oyuncular çok kaliteli. Sertaç'ta Serhat açık alanda müthiş işler yapıyorlar ki ikisi de gol attı. Oyundan çıktıktan sonra onun yerine giren oyuncular Zahit'le Alper Kahraman onlar da gol attı. Yani kulübede de derinlik, oyuncu derinliği de çok iyi. Benim burada özellikle stoperde Sakıp'ı çok beğeniyorum. Yeni transferleri oynadı. Özcan oynadı. Hmm. Özcan'ı Soma'dan biliyoruz. Soma'dan sonra sezon başına Adana Spor'a geçti. Orada istenilen düzey vermedi ama bu maçta da vasat gördüm ben Özcan'ı. İlk maçı belki de yani ilerleyen haftalarda o potansiyel var Özcan'da. Ön alanda iyi işler yapacaktır. Yani ona inanıyorum. Ama bu maç için biraz vasat gördüm. Peki. Evet. Erhan Hocam. Erokspor'la ilgili her şeyi hocam sağ olsun söyledi. Biz de senden Menemen'i dinleyelim. Menemen, arada Menemen'den çok bahsetmişsin sen. Menemen'in işi zor. Kaleci de ayrıldı hocam. Güç kaybettiler. Evet. Bir ara iyi gittikleri dönem olmasa şu an yani düşmenin en büyük adayıydı. Bir an önce toparlanmalar lazım. Yoksa şu görüntüye göre yani düşecek takımlar arasında gelir gibi. Karp abi. Vallahi yani yakıştıramam Menemen'e küme düşmeyi. Çünkü belli bir kültürü vardır Menemen'in. Evet evet. Yani oyunu izledim de kötü bir oyun yoktu ortada. Hakikaten gençler kötü var. Bir oyun yoktu. Hı. Evet gençler var. Yani orada orada da santrafor ayrıldı yanılmıyorsam. Evet Ali ayrıldı. Kaleci de ayrıldı çünkü. İşte Mertcan var. Mertcan açık göz var. Topla buluşmak istedi. Savunma arkasına atılan toplarda buluşmak istedi ama yani bir Esenler Erok'la Menemen arasında ister istemez bazı oyun kültürü açısından bir fark var yani. Son 8 maçın 6'sında mağlup olmuşlar. Evet. Bir de dedim ya 5-18 2-0 olunca hocam maçın seyri de değişiyor. Evet, evet. Ankara Spor maçı için de gelecek aynı şeyi konuşacağız. Evet. Çabuk olmuş. Peki. Sonraki maçıma geçiyorum. Çorum Futbol Kulübü evinde Şanlıurfa Spor'u ağırladı. Maç başladığı gibi bitti. 0-0 sonuçlandı. Telefon hattımızda Ahmet Kaya var. Ahmet Bey hoş geldiniz.
İyi akşamlar, hoş bulduk. Stüdyoda bulunan herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Buyur Gökalp. Ahmet Bey, önce Şanlıurfa maçı. Şimdi Şanlıurfa tabii kuvvetli bir takım, şampiyonluk adayı. Siz de öyle. Evet. Önce Şanlıurfa maçı ama genel olarak bir devre arası ve transfer değerlendirmeleriyle beraber. Bize Çorum Spor anlatır mısınız biraz? Vallahi işin açıkçası özellikle ilk yarıda dar bir kadrom vardı. Yani daha doğrusu alternatifi çok fazla olmayan, yedek kulübesi çok zengin olmayan bir kadromuz vardı. Ama ona rağmen liderin 3 puan gerisinde ilk yarıyı tamamladık. Ama ikinci yarıyla birlikte ciddi anlamda eksiklikler de vardı. 7 tane futbolcu aldık. Gökhan gibi, Huşik gibi Süper Lig, Petre Birincilik görmüş, yıllarca oynamış isimler var şu anda kadromuzda. Yine gündemde olan bir isim var. Onu size de daha önce paylaşmıştım zaten. Yani genel anlamda biz transferi açıkçası ben kendi mantığımda düşünüyorum. Biraz fazla yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü hocalarım da bilirler, özellikle devre arası transferler risk oluşturuyor. Yani tutmadığı an ikinci bir alternatifiniz yok. Lig sonuna kadar takviye şansınız yok vesaire. Yani hani bu noktada inşallah tutar düşüncesi var hepimizde. Tüm camiada. Evet, biraz önce tahmin ediyorum Erhan Hocam söyledi. Hı hı. Transfer şampiyonu denildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur abi. İşin açıkçası hani transferde şampiyon olmaktansa sezon sonunda o unvanı almak aslında en sağlıklı ve mantıklısı. Ama dediğim gibi yeni bir kadro oluşturduk. Genel anlamda alınan isimler tamamen takımın iskelet kadrosunu oluşturacak isimlerden oluştu. Bu da hani uyum sürecini ne kadar sürecek, ne kadar kısa sürede atlatırız orasını bilemiyorum ama herkesin çok büyük bir beklentisi var Çorum'da. Çorum şehrinde hiç çıkamadığımız PTT birincilik hayali var. Onun için de o sene bu sene inancı var ama bir de futbolun gerçekleri var. İnşallah bizim de beklentimiz sezon sonunda Çorum Futbol Kulübü'nün PTT birinciliğe çıkarak tüm camianın bu özlemini gidermesi. İnşallah. Bu bir çilek transfer konuşuluyor. Şimdi ismini almıyoruz. Çilek transferle ilgili bir gelişme var mı? İsmini analım bence. Herkes vallahi soruyor. Bana mesaj atmışlar bir sürü. Adem Büyük gelecek mi diye. Ben alayım burada ismi. İsim aslında gizli değil. Evet. Manisa Futbol Kulübü'nden Adem Büyük'le ilgili ben program öncesinde kulüp başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın'la da bir görüşme yaptım. Adem Büyük'e transfer yapıldı. Gündemimizde olan bir isim dedi. Prensip olarak aslında Adem Büyük'le de anlaşıldı. Ancak Manisa Futbol Kulübü'nün bonservis konusundaki benim bana söylenilen yüksek miktarda talebi şimdilik o görüşmeleri kısmen askıya aldı ama Çorum Futbol Kulübü'nün Adem Büyük ilgisi halen devam ediyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Transfer kesin değil henüz o zaman. Değil, değil, hayır henüz değil. Henüz değil, değil. Anladım. Soru soran yani arkadaşlar da cevabı duymuş oldular. Bir istek var ama. Bonservis sorunu. Adem Büyük de Çorum istiyor işin açıkçası. Prensip olarak da anlaşıldı ama bonservisin biraz yüksekliği takdir edersiniz ki ikinci bir kulübüyüz biz de. Her ne kadar transfer şampiyon olsak belli bir rakamlar harcansa da tam deyim yerini değişebiliriz. Bu değirmenin suyu belli bir oranda geldiği için bazı kriterleri de bazı dengeleri de bozmamak gerekir diye düşünüyorum. Önceden şey vardı ya, taraftar çıldırdı şampiyonluk istiyor diye. Şimdi Oğuzhan Başkan çıldırdı şampiyonluk istiyor olmuş bu. Bir de kaleci bayram varken Ali'yi almışlar. Ali de çok iyi kaleci, Bayram da çok iyi kaleci. Ali de bu hafta çok iyi oynamış. Çok iyiydi. O rekabet de bence artı kazandırır Çorum Spor'a. Ona kesinlikle katılıyorum. taraftar Türkiye'nin her yerinde, siz de bilirsiniz hocalarım, çıldırıyorlar. Evet. Ama çıldırmanın da bir bedeli var. Allah saklasın. O sene, her sene işte bir grupta bir şampiyon oluyor. İkincilik bazından bakarsak 3 takım çıkıyor. Geri kalan çıldırılan kulüplerin tamamı ne yazık ki borç batağına giriyor ki bu da yavaş yavaş sorununu hazırlıyor. Bunun çok örnekleri var. Bursa gibi, Eskişehir gibi. Yani evet, taraftarlar mutlaka bir beklenti içerisinde. Şunu da kabul edelim. Oğuzhan Yalçın bu sene bu genç yaşına rağmen tüm samimiyetimle söylüyorum. Birçok kişinin beklentisinin üzerinde ciddi hamleler yaptı. Sponsorlar vurdu. Yani şehre şampiyonluk hayali yaşatmaya başladı. Bu noktada da kendisini tebrik etmek istiyorum. Yakup Bey, ben maçı izledim. Ay çok özür dilerim. Kusura bakmayın Ahmet Bey. Ahmet Bey, ben maçı izledim. Çok tribünler de doluydu. Sanki böyle bir şampiyonluk havası vardı Çorum'da. Evet. Yani hissettim onu. Dolu tribünleri ya, izlemek çok keyifli oluyor. Biz futbol severler için. Kesinlikle inşallah bir gün bekleriz. İnşallah geliriz. Ya Şanlıurfa Spor'da çok iyi bir takım. Zaten liderdi kendileri de.
Hani liderle sahanızda 0-0 berabere kalmak, yani bir puan da aslında bakıldığında iyi. Tabii galibiyet de olabilirdi ama Çorum'un futbolu da gayet güzeldi. Yani tek eksik goldü aslında. Hatırlıyorum. Yani böyle tribünlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz siz canlı izlemişsinizdir? Şimdi Şanlıurfa büyükşehir biliyorsunuz. Diyarbakır hakeza öyle. Nüfusları Çorum'a göre çok çok fazla iller. Onlardaki tribün potansiyeli orantıladığınız zaman nüfus oranına çok daha fazla. Ama bizim gibi orta ölçekli şehirlerde ortalaması en yüksek tribünlere taraftar sayısını oynayan bir kulübüz. Bu sene haddinden fazla ilgi var. Yeni stadımızda o ambiyans çok daha güzel. Ortalama bilet, satılan bilet 6.000. Kombinelerle vesaire falan 8.000. Bunun yanında bir de aradan kayıp girenler var. Ortalama 10.000 üzerinde bir taraftar kitlesi vardı. Ki bu Çorum'un yıllardır yakalamadığı bir rakamdı. Bu havayı da aslında yakalamamış Çorum ama hele bir de Şanlıurfa gibi bir takımı Çorum'da misafir ediyorsanız korakor bir maç beklentisi var. İnsanlar da biraz da hava da iyiydi kış ayı olmasına rağmen. O şekilde geldiler ama işin açıkçası benim beklentimin çok altında bir maç oldu. Ben mesela Şanlıurfa'yı bu kadar pasif beklemiyordum. 96-7'de frikik pozisyonun haricinde mesela çok tehlikeli bir pozisyonu yoktu Şanlıurfa'nın. Çorum Futbol Kulübü de zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirdi. Sinan'la iki tane gole çok yaklaştık o pozisyonda ama onda dediğim gibi başarılı olamadık. Ben isterdim ki korakor mücadele olsun. Tabii ki kendi şehrimizin takımının yenmesini istiyoruz ama ben iki takıma da zirveyi paylaşan iki takımın da çok daha iyi futbol, kaliteli futbolla insanları hoş etmesini isterdim ama işin açıkçası beklentimin çok altında kaldı maç. Ama Ahmet abi bence bu maçla oynamak zor. Birazcık futbolcu açısından bakayım ben şimdi olaya. Şimdi karşında yeni kurulmuş bir Çorum Spor var. İşte transferler falan filan. Urfa Spor hani o birazcık temkinli yaklaşıyor. Çorum Spor'da yeni işte oyuncular gelmiş. Karşısında bir lider bir Urfa Spor var. Yani Çorum Urfa. Şimdi baktığın zaman biraz birbirini tartarsın. Yani iki tarafta biraz bu maçın böyle olması normal bence. Bir gol olmuş olsaydı maç daha kaliteli olurdu bence. Hocam kesinlikle katılıyorum ama şimdi ligin boyu her hafta kısalıyor. Yani evet. 18 haftalık ikinci yarı periyodu var. Her maç kısalmaya başladı ve bana göre yani Çorum Futbol Kulübü'nün evinde oynadığı Şanlıurfa Spor Kulübü maçıyla bir sonraki içeride oynayacağımız Nazilli maçın emin olun hiçbir farkı yok. Artık herkes can derdine düşmüş durumda. Kimisi şampiyonluk, kimisi playoff, kimisi küme düşmeme mücadelesi verecek. Eğer hani şampiyon olmak istiyorsak bu tür 6 puanlık maçlardan galibiyetle ayrılmak bir sonraki haftalar için en azından bize kredi sağlardı. Bu noktada yoksa yenilmiş olsaydık bile bizim şampiyonluk şansımız tabii ki gitmeyecekti. Ama her üzerine koyacağınız, hele de 6 puanlık maçlarda üzerine koyacağınız puanlar ileriki haftalarda oluşabilecek kötü sonuçlar için de bir kredi sağlayacaktı. Biz sadece biraz cepten yedik diye düşünüyorum ben. Belki ama, biraz daha risk alma, oyunda biraz risk alınsın mı istediniz? İşte o da biraz hocayı zorlar. Böyle panik havası. Şampiyonluğa giden takımlardan ben Çorum'un daha iyi olacağına inanıyorum sonraki haftalarda. Daha olur. İyi bir Çorum izleyeceğiz mutlaka ki zaten aynen transferde şampiyonumuz. Aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz ben Ahmet teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum. Sonraki haftalarda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İnşallah iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi diyorum. Akşamlar Ahmet Bey, teşekkürler. İyi akşamlar Hükümet Bey, sağ olun. Ahmet Bey her şeyi anlattı bize. Sonraki maçıma geçiyorum tabii ben. Tabii ki, tabii söylemek ki. İstediğiniz orada şey yoksa. Şey vardı, Enes Nalbantoğlu da bu hafta Çorum'da oynadı, iyi bir performans da gösterdi. Muhtemelen Hurşit gelince Iğdır'a geçti. Enes de benim beğendiğim sol önde oynayan çok efektif bir oyuncu. Tabii bunu duyunca tabii şaşırmadım değil yani. Peki. Sonraki maçıma geçiyorum. Ankara Spor evinde Düzce Cam Düzce Spor'u konuk etti. Düzce Spor maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Gökalp ne söyleyebiliriz maçla ilgili? Vallahi şöyle söyleyebilirim. İlk golün friki itibariyle konuşuyorum. O asla yapılmayacak, yapılmaması gereken bir fauldü. Büyük bir hata. Yani o faulün özürü yok. Kontrolsüz yok. Oldu. Çok kontrolsüz bir fauldü. Oradan bir gol geldi. Hemen arkasından da senede bir kere yapılacak bir hata yapılarak ikinci gol geldi. Yani topa müdahale edecekken ıska geçerek bacak arasından geçti Batuhan'ı zannediyorum. Bir taç atış organizasyonu vardı. Şey ama diyeceğim. Bir şeyin müdahale edebilme önceliği vardı. Evet. Topu kaçırdı. Düzce gibi bir takım karşısında 2-0 geriye düşerseniz de çıkarmak o kadar kolay değil tabii o iki golü.
Pozisyon da buldu gerçi ikinci yarıda Ankara Spor. Düzce Spor da pozisyon buldu. Burak Çapkıroğlu çok başarılıydı Düzce Spor'un bulduğu pozisyonlarda. Başarılı mıydı? Abi ben izlemedim mi maçı? Çok başarılıydı. Ama iki haftadır frikten gol yiyor. Son izlediğimiz maç, iç saha maçı da öyleydi. Bence ona bir tedbir alması lazım. Her hafta frikten gol mü yedir hocam ya? Golü yerken de yerinden hiç kıpırdayamıyor. Hep i̇şte mi ters ayakta kalıyor bu çocuk? Bir önlem alması lazım ona. Bir ara konuşurum kendisiyle. Ben olsam hocası değiştirirdim hocam haftaya. Her hafta frikten gol yiyen acı mı olur ya? Öyle değil mi hocam? Biz Adıyaman'ın başkanı gibi mi? Sen daha iyi bilirsin. Adıyaman'ın başkanı gibi mi olduk? Bu konuyla da ilgili bizim röportajlarımız var, görüntülerimiz var. Rejiden rica edersek, görüntüleri verebilirlerse çok mutlu oluruz. Platformu başkanı olarak bir organizasyon yapıyorsunuz Düzce'den gelen taraftarlar için. Bundan biraz bahseder miyiz? Tabii biz Ankara'nın öncelikle en güzel, en eski ilçelerinden biri Etimesgut'tayız. O yüzden buradan öncelikle Etimesgut'taki tüm Düzceli hemşerilerimize selamları, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii Düzce Spor'umuzun Ankara spor maçıyla ilgili, maçının olmasıyla ilgili biz burada tabii daha bir heyecanla buraya geldik. Bu futbol kulübünün aynı zamanda daha önce Osmanlı Spor olarak yapmıştı faaliyetini. Eski belediye başkanımız Roy Kurnaz başkanlığını yapmıştı. Sonrasında yine Sadık Dik ağabeyimiz de başkanlığını yaptı. Bugün o kulüple burada maç yapacağımız olmak bizim için ayrı bir heyecan veriyor. Düzce'li hemşerilerimizin, büyüklerimizin, eski başkanlarının kulübü olarak. Biz de burada Düzce'den gelen hemşerilerimize tabii bu günün sabahında karşılamak için geldik. Elimizden gelen her imkanı burada başkentte layık olduğu şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Tabii sevdamız Düzce Spor. Düzce Spor'un her yerinde, her programında desteklemek ve bunun için örgütlenmek her bir Düzceli'nin görevi olduğunu da inanıyorum. Buradan da bu anlamlı takımla olan maçta zaferle ayrılmayı tek dua olarak görüyorum. İnşallah güzel bir maç olacak. Yani takımın özelliği, Düzce Spor'un özelliği inşallah çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Bu kapsamda Düzce'deki hemşerilerimize de kolay, iyi günler diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz teşekkür ederiz başkanım. Başarılar. Ali Hoca, benden uzak. Benden uzak. Başkan gidiyor. Arkadakilerden devam. Başkanım, başkanım 3-0'lık Erekspor galibiyetinden sonra 2-0'lık maçlar iyi gidiyor inşallah. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Maç gidiyoruz. Evet. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olarak ligi bitirmeyi düşünüyordu Allah razı olsun. Zekeriya abicim. Sizden ne yapıyorsunuz? Bizler deyiz. 2-0 galip geldik. Çok evet. Memnunuz. Evet. Devamını bekliyoruz. Takıma güveniyoruz. Ha, taraftara da güveniyoruz. İnşallah bu sene gene o sene olur diye düşünüyorum. İnşallah. Barış nerede? Barış. Bak Mehmet orada. Bak Mehmet. Mehmet'i yakala. Mehmet'i. Mehmet başkanım vardı. Mehmet başkanım. Efsane başkanım buyurun. Ya. Nasıl? Çok sevinçliyim size abi. Güzel bir oyun oynadı arkadaşlarımız. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. Şampiyon da olacağız. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Düzce Spor iyi gidiyor. Son maçımızı 3-0 almıştık deplasmanda Erekspor'a karşı. Evet. Bu hafta da Ankara Spor'u 2-0 aldık. İnşallah bundan sonra ne diyorsun? Yani devreyi zaten iyi kapatmıştık. Yükselen bir grafiğimiz vardı. Evet. Son 3 maçımızı iyi geçirdik. Ahmet maçını 2-0'dan 2-2 verdik. Yoksa 3-3, 3-3 yapmış olacaktık. İkinci yarıya da zor geçeceğini biliyoruz. Ankara Spor maçı da bizim için zor geçti. İlk 10 dakikada 2 gol bulmamız bizi biraz rahatlattı. Ama biliyoruz ki bu lig daha çok maç var. 18 tane maç var daha. En iyi şekilde değerlendirip Düzce Spor'umuzu bir üst lige çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza zaten inanıyoruz. Yapacağız da. Düzce Spor taraftarı da bundan emin olsun. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz, bütün topçu arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Herkes taşın altına elini sokuyor. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Güzel bir serimiz var önümüzde. Kağıt üstünde kolay görünüyor ama hiçbir maç kolay değil tabii ki. Oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. Önümüzdeki Tarsus maçını düşünüyoruz şimdi. O maçı da alıp artık kendi işimize kendimiz bakacağız. Bundan sonra her maç bir final diyorsun yani. Tabii ki. İkinci yarılar öyle oluyor. Zor geçecek. Her maç bir final olacak. Biz de bu finalleri kaybetmek istemiyoruz. İnşallah sonunda da gülen taraf Düzce Spor olur. Biz de TV6 olarak Düzce Spor'a başarılar dileriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Oldu mu? Evet, görüntüler bu şekildeydi, röportajlarımız. Düzce'den güzel röportajlar almışız. TV6 mikrofonlarıyla Düzce bir grup yaptı bu röportajı. Yayınlamak için de kurgularını hazırlayıp bize gönderdiler. Biz de
Düzce Spor'lara bir jest olsun diye programımızda bu görüntüleri de kullandık. Düzce Spor iyi bir galibiyet aldı kendi açısından. Önümüzdeki haftada Tarsus maçı varmış. Tarsus'un durumu da sonra da Bayburt. Ortada. Sonra da Bayburt. İyi bir güzel fikir. Hocam size söylemek istediğiniz. Hocam ekrandaydın yalnız bu arada. Yani şöyle Ankara Spor'a tabii bir ayrı parantez açmak lazım. Ankara Spor özellikle bu yıl, geçen yıl da vardı. Genç oyuncuları ön plana çıkarma gibi bir misyonu var. Özellikle bu anlamda da Mehmet Emin Başkan ve Mehmet Emin Başkan'ın desteklediği Adem Hoca birlikte aslına bakarsanız iyi işler yapıyorlar. Genç oyuncuları ön plana çıkarıp aslında takımın da bir şekilde kalitesini ön plana çıkarmak istiyorlar. Şimdi ben bu maç için birkaç şey söylemek isterim. Tabii bir konuştuk kendi aramızda da bir sol bek sıkıntısı gördüm açıkçası. İlk yarı baktığım zaman ön hat oyuncularında da bir koordinasyonsuzluk vardı. Yani Doğukan olsun, Bahattin olsun, işte oyuna giren Engin derine gelip iyi işler yapıyordu ama bir koordinasyonsuzluk vardı. Bazı boşluklarda konumlanamadılar. Özellikle ön hatta. Ben Siraç'tan bu maçta daha farklı bir performans beklerdim açıkçası. Diğer maçlarda olduğu gibi. Siraç'ın zaman zaman üçüncü bölgede kaptırdığı toplar tehlikeye yol açtı. İyi bir oyuncu, bunu biliyoruz, konuşuyoruz da. Bir 10 numara eksikliği gördüm. Daha çok pas trafiğinde etkili olabilen, savunma arkasına top atabilen Sedat Cengiz vardı yanılmıyorsam. O da sakat mıydı, cezalı mıydı? Tribündeydi onu... en azından o kısmı biliyoruz. Yani kartı boynunda tribündeydi. Ha, öyle mi? Evet. Ha. Ankara Spor ikinci yarı daha etkili oynadı. Yani 70. dakikaya kadar daha etkili oynadı. Ön alan baskısını iyi yaptı. Bu anlamda zaman zaman ön alan baskısını yaparken de baskının kırılması sonucu takım boyu biraz daha geniş olduğu için sıkıntılar yaşadılar. Hı hı. İşte duran toptan atılan bir gol. Taç atışından bir organizasyon vardı. O da gol oldu. Erken gol bu anlamda gardını düşürdü. Başarılar dileyelim iki takıma da. Umarız daha iyi olur ikisi de. Bir telefon bağlantımız var, onu da bekletmeyeyim. Diğer maçıma geçiyorum. Tarsus İdman Yurdu evinde Erzincan Spor'u konuk etti. Erzincan Spor maçtan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Yakup Bey telefon attığımızda. Yakup Bey hoş geldiniz. Alo, Tarsus'tan iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey, nasılsınız? Tarsus, Yakup Bey. Yakup Bey. Yakup Bey. Çok özür dilerim. Bugün isimlerde biraz bende sıkıntı var. Yakup Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi değiliz maalesef. İyiyiz. Yani sözde bile iyiyiz diyemiyoruz. Çünkü Tarsus maalesef çok kötü gidiyor. Bu nedenle iyiyiz diyemiyoruz. İnşallah düzeliriz. Ondan sonra iyi diyeceğiz. Neler oldu Tarsus'ta? Biz geçen hafta sizinle konuşmuştuk. Belki hafta, özür dilerim. Yeni bir yönetim adayı vardı. Yeni bir şey, transfer tahtasının açılması planlanıyordu. Tarsus İdman Yurdu'nun işte ilk devreyi 20 puanla 14. sırada tamamlamıştı Tarsus İdman Yurdu. Ama devre arasında bazı gelişmeler oldu. Bazı futbolcular para alamadıklarından dolayı veya bunu öne sürerekten sözleşmelerini tek taraflı feshedip Tarsus'u terk edenler oldu ve ardı ardına bu çözülmeye başladı. Yani ilk 16'daki tüm futbolcularımızın hepsi Tarsus'u terk etti. Bu arada bir kongre yapıldı. Kongrede tabii yani para verebilecek türde adaylar yani seçimi kazanamayınca bu sefer ne oldu? Yeni gelen yönetimdeki arkadaşlar bir hafta sonra istifa etti. İstifa edince şu anda Tarsus İdman Yurdu'nun ikinci başkanlarından Cem Kavalcı kulüp başkanlığını devraldı. 15-20 gündür devam ediyor bu görevine. Yalnız para olmadığı için transfer tahtası kapalı. Sözleşme imzalanacak oyuncularla sözleşme imzalanamıyor. Ve ikinci yarını başladı. İkinci yarının ilk maçında Tarsus kendi sahasında Anagol 24 Erzincan Spor'u konuk etti ama bu maça başlarken zaten biz yani herkes bu takımın bugün berabere bile kalamayacağı endişesini taşıyordu. Çünkü Tarsus Mardon'un ilk 11'i değil, ilk 16'sındaki tüm futbolcular altyapıdan gelme olduğu için
genç bir kadroyla sahaya çıktık. Ve yani maç öncesi tahminini 5-0, 10-0 diyenler vardı. Yine de bizim genç kadromuz ezilmeden mücadele etti. 4-0 kaybetmesine rağmen alkışlandı. Yani taraftarlar bu gençleri alkışlayarak motive etmeye çalıştı. Çünkü tarzda moraller 0. Asıl A kadrodan hiçbir oyuncu kalmamış durumda. Altyapıyla sahaya çıkan takım da zaten 4-0 mağlup oldu. Şimdi yarın ikinci haftasında Tarsus Mayordu Düzce'ye gidecek. Yine kimsenin umudu yok. Şu an transfer tahtası halen kapalı. Geçen hafta açılacağı söylenmişti. Kaymakam ve Tarsus Belediye Başkanı'ndan maddi manevi destek istenmesine rağmen maalesef şu ana kadar öyle bir yardım gelmedi. Bu nedenle Tarsus Mayordu önüne yani umutlu bakamıyor diyebiliriz. Taraftar umutsuz. Yöneticiler umutsuz, kent umutsuz. Şu anda Tarsus'a sorsanız sporla ilgilenen, Tarsus'un en önemli sorunu ne diye, kimse işsizlik, zam gibi bir şey söylemez, Tarsus Mayordu diyor. Tarsus Mayordu'nun 100. yılında şampiyonluk hedeflerken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Maalesef şu anda Tarsus'ta Tarsus Mayordu için tehlike çanları çalıyor. Üzücü bir durum ya. Geçen hafta da konuştuk zaten. Geçen hafta da aktarmıştınız bize. Bu maçta evet kimsenin umudu yoktu. Yine iyi bir mücadele vardı. Haftaya Düzce Spor çok zor bir rakip. Evinde özellikle daha da zorlaşıyor. Zor da bu fikstür. Zaten Tarsus Mayordu yani puan umuduyla gideceğini zannetmiyorum. Herkes umutsuz konuşuyor. Gençler de zaten üzerine düşeni yapıyor. Gençlerin de biz sahada rakipleri karşısında ezilmesini istemiyoruz. Çünkü bu çocuklar genç. Çoğu hayatında ilk defa profesyonel olmuş ve ilk maçına çıktı veya ikinci maçına çıktı. Şimdi Düzce maçı üçüncü maçları olacak. Rakip karşısında yani 3-0, 4-0'da mağlup olsa biz ezilmeden mücadele etmelerini istiyoruz. Maçtan sonra da Tarsus taraftarı zaten kendi sporcularını alkışladı, tribünlere çağırdı, motive etti. Üzücü ya. Yakup Bey, mülki amirlerden, belediye başkanı ve kaymakamdan bir umut yok mu ya? Yani Tarsus 100. yıl. Şimdi şöyle söyleyelim, Tarsus Belediye Başkanı'yla biz görüştük. Geçen 10 Ocak Gazeteciler Bayramı'nda da gazetecilerle bir araya gelmişti. O zaman da söyledik. Tarsus'un Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 100. yılda 100. yılda şampiyon olalım, birinci lige, bir yıl sonra da Süper Lig'e çıkalım diye vaat etmişti. Ama şimdi Tarsus'ta öyle her şey istediğiniz gibi olmuyor. Daha önce Şahin Kırbıyık yönetimi vardı. Şahin Bey istifa etti, geri gitti. Aslı Tarsuslu, Antalya'da yaşıyor. Şimdi Tarsus ikiye bölünmüş durumda. Kimisi Şahin Kırbıyı destekliyor, kimisi Haluk Bozdoğan'ı destekliyor. Böyle ikilik olduğu için de maalesef Tarsus Mardu bundan zarar gördü. Şu anda iki tarafta sahip çıkmıyor. Zaten kaymakamlığın bütçesi yoktu ilçelerde biliyorsanız. Kaymakamın maddi olarak bir yardım yapacak durumu yok. Ve bugün öğrendim ki kaymakam bey de izne ayrılmış. Kulüp başkanıyla görüşmemizde Tarsus Mayordu için Kaymakam Bey'den yardım istedik ama Kaymakam Bey de izne ayrıldığı için de haftaya pazartesi günü göreve dönecek. Yani haftaya pazartesiye kadar da tabi Tarsus deplasmanda Düzce'ye gidecek bu arada. Tabi o nasıl gideceği de meçhul. Belki de gidemeyecek, orası da meçhul. Gitse de altyapı takımıyla çıkacak. Artık kaç gol yiyeceğini kimse hayal bile edemiyor. Tahmin de edemiyor. Yani ama eksi olacağını tahmin ediyor. Yani Düzce'den biz puan değil, bol gol yiyerek rezil olmayalım yeter. Yani yazık altyapıdaki çocuklar ezilmesin. Biz onu düşünüyoruz. Tabii kaymakam dönse de kaymakamın bütçesi olmadığından ancak kaymakam bey ne yapabilir? Tarsus'un zenginlerinden, hayırseverlerinden bağış isteyebilir. Onlarda ne kadar verir meçhul? Veya bir defa verse ikinci defa vermez. Çünkü Tarsus'un ekonomisi zaten felç olmuş durumda. Tüm fabrikaları kapandı. Eskiden mesela Tarsus'un Türkiye'nin en zengin adamı Mehmet Emin Karamehmet Tarsus'udur biliyorsanız. Bir de bu reklama girmesin diye ismini söylemeyeyim. En büyük cep telefonu firmasının hissedarı, eskiden tüm sahibiydi. O zaman bile o şahıslar Tarsus Mardun'a, Karamehmet'ler yardım etmedi. Tarsus'un kendi insanı da belli bir ölçüye kadar. Fabrikalar kapandı. Tarsus'ta 52 tane çırçır fabrikası kapandı. Şu 20 senede 4-5 tane de büyük fabrika kapandı tekstil alanında. Yani Tarsus Mardun'a yardım yapacak fazla bir insan da kalmadığı için Tarsus Mardun ya İsim sponsoru bulacak. Mesela Erzincan Spor'un önünde nasıl bir ana gold var onun gibi. Ben başka çare göremiyorum. Ancak öyle sponsor bulması lazım. Anladık Yakup Bey. Teşekkür ederim. Belediye başkanı da şöyle söyleyeyim. Belediye başkanı bugüne kadar biraz yardım yapmıştı. Toparlayabilirsek Yakup Bey bir iki cümle daha alayım sizden. Süremiz tamam. Belediye başkanımız biraz yardımcı olmuştu ama
O kendisiyle görüşmemizde diyor ki yani taraftar bana hakaret ediyor, küfür ediyor. Bir de ben üstüne para mı vereyim dedi. Durum böyle olunca başkan biraz olumsuz bakıyor. İşte bizde en azından transfer tahtasının açılması için 4-5 milyon lira beklentisi vardı kulüp başkanı Cem Kavalcı'nın. Şu ana kadar o parayı da alamadık, bulamadığımız için tartışma adına tahtası halen kapalı. Anlaşılan 5-6 futbolcu vardı. Sonradan da görüşmelerle onu geçtiydi. Yani bir takım kuracak futbolcu anlaşması, ön anlaşması yapıldı. Transfer tahtası açılmadığı ve para bulunamadığı için de sözleşme imzalanamıyor. İşte tartışma adı Düzce'ye bu şekilde umutsuz ve kara bir tablo çizerek gidecek. Üzücü bir durum ya. Gerçekten Tarsus için üzülüyoruz Yakup Bey. Gerçekten. Şimdi biliyorsunuz Tarsus'un bağlı bulunduğu il Mersin'di. Mersin evet. Mardin'in başından son 5-6 yılda gelenleri duymuşsunuz, biliyorsunuz. Süper Lig'den amatör kümeye düştü Mersin Mardin'i. Puan silmeleri ve bu para cezalarıyla alt kümelere düşürüle amatör kümeye düştü. Şu anki Mersin Mardin'i yani 3. Lig'de yer alan Mersin Mardin'i o değil. O şimdiki yeni Mersin Mardin'i. Asıl Mersin Mardin'i amatör kümede. Evet. Tarsus Mardin'in da aynı Mersin Mardin'in akıbetine uğramasından korkuyoruz. Hepimiz umarız o korku içerisindeyiz. Olmaz öyle bir şey. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. Tabii bu tek Tarsus'un başına gelmiş bir olay değil. Bak mesela şu anda Tarsus Mardin'in bulunduğu beyaz grupta, ikincilik beyaz grupta bir Bursa Spor var. Bursa Spor 5-6 yıl önce Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Yakup Bey son cümlelerinizi alabilir miyim evet, sizden? Kusura Bursa bakmayın keşke konuşsanız ama. Evet, Bursa Spor da Tarsus Mardin'in altında kümede kalmaya oynayan bir kulüp. Yani kötü yönetim, kötü idare ediciler, hatalı transferler bir takımın kaderiyle böyle kötü oynuyor. Yani Mersin Mardin'in başına gelen bir Tarsus'un da başına gelebilir. Yarın bir gün Bursa Spor'un da başına gelebilir. Yazık. Türk futbolu adına bu üzücü. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey. Sizlere teşekkür ediyorum bizim sesimizi duyurduğunuz için. İyi akşamlar diliyoruz. İnşallah Türkiye genelinde Tarsus Mardin'e sponsor olacak bir şirket veya başka bir şahıs bulabilirsek Tarsus Mardin'i kurtarırız. Buna vesile olursak kendimizi çok mutlu addederiz. İnşallah böyle bir sonuçta karşı karşıya kalırız. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi hal böyle olunca tabii insanlar dertli ama benim de sürem bitiyor. O yüzden doğal olarak diğer maça geçiyorum. Batman Petrol Spor evinde Soma Spor'u ağırladı. Soma Spor maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Hızlıca hemen maçı değerlendir Göker. İlk yarı Batman Petrol üstünlüğüyle geçti. Topa sahipti, çok pas yaptı. Ama gol 23. dakikada buldu, golle yetindi. İkinci yarıda başlarken bir saha içi taktik değişiklik yapıldı. Ahmet Hoca'nın yaptığı bir taktik değişikliği. Ben taraftarla, yani maçı izleyen bir taraftarla görüştüm. 6 numara, 8 numara değişikliği yapılmış saha içerisinde. Bu ritmi bozdu dedi. Başa dönse de şey oldu. Üstünlüğü bir kere Soma'ya kaptırdı. Soma'da genç bir oyuncuları ısırıyorlar. Tabii. Dolayısıyla 3 puanı verdik gittiler dedi. Aslında yani en kötü beraberlikle kurtaracağımız ben, maçtır dediler. Yani benim de önemli şey... Takip ettiğim bir Soma var. Keza yine Batman var. Aslına bakarsanız maçı 3 bölüme ayırdım ben. İlk 20 dakikada, 25. dakikada Batman'ın ağır üstünlüğü var. Pas oyununda çok etkili. 3. bölgede set hücumuna geçebiliyor. 20. dakikadan ilk yarı sonuna kadar yine ortada bir oyun var. İkinci yarı roller değişti. Soma bu rolü aldı. Hı hı. Özellikle geçiş hücumlarında çok etkili oldu Soma. Aslında burada bir de Soma'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Zamanımız varsa yani hem şey hocam diyecek. 32 maç Soma'nın yenilmezlik serisi vardı. Süleyman hocam bozdu. Bununla ya ben onu değil başka bir şey hocam. Öyle miydi? 32 maç mıydı? Kaç maçtı? Ya ben Burhanettin hoca bayağı bir mağlup olmadı yani. 32 maç kaç bir sene yapıyor yani. Bir sezon yapıyor. Tabii kendi sahasındaydı. Kendi sahasında mıydı? Hı. Ya Burhanettin hocam bizim çok değer verdiğimiz bir abimiz, bir arkadaşımız. Onun yaptığı işler çok önemli, çok değerli. Yani şu transfer politikasını az önce Tarsus Mardin'den bahsettiniz. Bursa'dan bahsedildi. Geri birçok takım var. Bunlardan bahsedildi. Ama eğer örnek teşkil edecekse Soma'yı bir şekilde alsınlar. Masanın üzerine bir çarşaf kağıtlarla koysunlar. Neler yapmışlar? Çok basit aslına bakarsınız. Baldan gelen bir takım Soma. Üçüncü lig daha sonra iki yıldır ikinci ligde playoff'u zorlayan bir performans gösteriyorlar. Ve baldan gelen oyuncular, bunun yanında takımların 19'undan gelen oyuncular. Şöyle kısa bir zamanımız varsa kimler bunlar, bunları söylemek isterim. Çok kısa bir cümle alabilirim. Şey yapabilirsin hocam. Tamam, yani Onur Ulaş var yine Bolu'ya giden.
Melih Şencan var. Yılmaz Ceylan var. Düzce sonra Karşıyaka'ya geçti. Özcan Aydın, Uğurcan Erkul, Yasin Abdioğlu. Bunları biliyoruz. Bu yıl içinde yine öne çıkan Yusuf Tursun var. Yusuf Türk, Mustafa Şengül. Yine Yılmaz Ceylan'ın yerine hemen bir oyuncu bulmuşlar. Çankaya'dan gelen Güney Sağır. Bunlar genç oyuncular. Yani bunu bütün kulüplerin bir şekilde örnek alması lazım ki sene sonunda ya da bir yıl sonra şey olmasınlar. Bunu yani. Hocam, Burhanettin Hoca'dan başkası yapamaz bence. Yapamaz. Zor, zor, doğru. Zor. Burhanettin çok işler yapıyor. Sinerji meselesi. Doğru söylüyorsunuz. Başkandan işte destek almak lazım. Tabii 4 yıldır aynı takımda ama bak. Evet. Şimdi bizim gibi evet, yani bir 10 günde falan şey yapmıyor. Peki sonraki maçıma geçiyorum. HES İlaç Afyonspor evinde Nazirli'yi konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Birkaç cümle alayım bu maçla ilgili Göker. Nazirli'nin öne geçtiği maçta Afyon beraberliği sağladı. Eren Tokat'ta Nazirli Berkay'la, Berkay Aydoğmuş'ta öne geçti 55. dakikada. 76'da Eren Tokat beraberliği sağladı. İkinci yarıya başlarken Afyonspor'un daha iyi olacağını varsaymıştık. Ama Nazirli Belediye'de maça iyi asıldı gerçekten. Deplasmanın aldığı 1 puan Nazirli Belediye için tabii çok değerli ama kaybettiği 2 puan Afyon için çok daha değerli. Playoff potası için. Playoff potası evet. için. Onlar da düşme aşağı gitmemek için. Bir tabii oraya şey tutunmaları yaptılar. Lazım. Buradaki o 2 puan kayıp. Evet. Erhan Hocam. Orada... Buyurun hocam. Yok, yok. Ya orada mesela ikinci golde, ikinci gol diyorum şeyin, Nazil'in attığı golde Berkay var abi. 2004 doğdu. Berkay Ay doğmuş. Evet. Muhtemelen 19 milli takımına da çağıracaklar. Girdiği pozisyonlar olsun, oyundaki oyuna kattığı değer olsun çok farklı bir oyuncu. Bu da takip ediliyordur herhalde. Bunu da 2004 doğumlu belirtmek istedim yani. Erhan Hocam birkaç cümle. Nazil'in aldığı bir puan, Afyon'un kaybettiği 2 puan bence. Çok güzel bir özetti. Teşekkür ederiz. Hocam şu altyapıdan gelen çocuklar meselesini ayrı bir konuşuruz seninle. Bu çocukların yeterli kıymet verilirse çok başka şeyler olacak da. Neyse. Altyapı sorunundan bahsedersek çıkamayız. Başka bir zaman yaparız. Sivas Belediyespor evinde Arnavutköy'ü ağırladı. Arnavutköy maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Beklenilen bir galibiyet diyebilir miyiz Gökalp? Arnavutköy deyince sen geliyorsun biliyorsun akıllara. Şimdi Arnavutköy deyince... Beklenen galibiyet mi? Sivas Belediyespor işte İbrahim Cezayir Hoca ile yolları ayırdıktan sonra çok böyle bir stabil olmadı. Oyuncular geldi gitti abi. Oyuncularla ilgili problem dönümde. Oluştu. Arnavutköy'de de Abdullah Arcan 2 yıl bir aradan sonra tekrar bir takım aldı. Evet. Geçen hafta biz Abdullah Hoca ile konuştuk. Sivas Belediye'yi, hava şartlarını... Efendime söyleyeyim kendi takımıyla ilgili durumu konuştuk. Zor maç olacak demişti ama hocanın düşündüğünden daha kolay da bir maç olmuş olabilir. Bunda Berat Ali Genç'in de bir katkısı var tabii. Hocam 24'te evet. öne geçti Furkan'la. Sonra Berat Ali Genç'le 32 ve 57'de 3-0 yaptı. 70'te 3-1 oldu maç. Yani artık kopmuş bir maçtı bir anlamda. Arnavutköy Belediye 3 puan rahat aldı diyebiliriz. Bence Arnavutköy'ü biz bu hafta asıl değerlendireceğiz. Çünkü Sivas Belediye maçı çok ölçü olmadı gibi. Sivas Belediye oynadığı 19-20 maçta bir galibiyeti var sadece. Ben ama bu maçta da asılmasını bekliyordum hocam. Şimdi ligin son sırasındaki takım, rakip kim olursa olsun düşmek istemiyorsa bu maçı kazanmak zorunda yani. Beraberlik bile kurtarmaz. Mağlup olmuş bu maçtaki. Deplasmanda Bayburt'a da yenildi. Sivas düşmek için her şey yapıyor. Allah yardımcılar olsun. Arnavutköy de 3-1 kazanmış kaliteli bir takımları var. Beraber oynayan. Evet. Ondan kazanmıştır. Bu hafta bakacağız Ahmet maçında. Daha net Arnavutköy'le ilgili daha fikirlerimiz oluşur. Şimdi yeni hocayla ilk maçları oldu. Doğru mu abi? İlk maçlarıydı. Bu hafta biraz daha fikir sahibi oluruz. Temkinlisin sen biraz daha anladım. Hocam ben şimdi Nihat Hoca'yı sevdiğim için oyun tarzını, antrenörlük anlayışını. Şimdi Abdullah Hoca'yla olacak mı olmayacak mı? O şeydeyim. Bir muallaktayım yani. Şimdi önemli bir galibiyet. Maç başlamış. Çok iyi galibiyet. Çok önemli. Abdullah Hoca için yani iyi başlamış. Tabii kesinlikle. Sonraki haftalarda izleyelim, görelim bakalım neler olacak. Bayburt Spor evinde İnegöl Spor'u konuk etti. Bayburt maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Hocamla başlayalım. Buyurun hocam. Ya Bayburt, Bayburt'tan önce İnegöl'ü biraz konuşmak lazım. Yani Bayburt alt sıralarda. Ama benim de beklemediğim bir
mağlubiyet aldı İnegöl. Birçok transfer yaptı. Alt bölgelerde en fazla transferi yapan takımlardan bir tanesi İnegöl. İşte Tarsus'tan Volkan Altınsoy aldı. Sol bek Sefa'yı aldı. Bunun yanında Uğur Utlu var, orta sahada abi. Alperen Pak var. Yani birbirine alışmış oyuncular aslında bakarsanız. Çok önemli bir oyuncu. Kastamonu'dan Metincan Cici'yi aldı. Evet. Ben de çok beğendiğim bir oyuncu. Klas bir oyuncu. Yine Erman Bulucu var. Onu aldı. Çorum'dan yanılmıyorsam kiralıktı. Ali Akkuş aldı. Diyarbakır'dan yine Gökhan Siverek. Yani tabii hoca da değişti. Bahattin Hocam geldi. Bahattin Hoca bugün bu sefer yani bugün attı imzayı. Mağlubiyetten sonra başladı. Yani şey oldu. Ben biraz beklemediğim hocam, bir mağlubiyet. Yani yanılmıyorsam yani beni affetsinler. Maçtan önceki akşam maçı kazanmışlar. Havasıyla mı? İnegöl Spor. Ertesi gün şokla karşılaştılar diye düşünüyorum ben. Çünkü hani bu kadar transferle herkes İnegöl Spor'un bu maçı Bayburt kaybetti. Bayburt'un bir de puanı silindi. Evet. Yani ya Bayburt geçen yıl da öyleydi. Yani kimse playoff oynayacağını tahmin edemiyordu. Yani orada ters Pazar ve Bayburt takımları bana çok ters geliyor. Yani ben Pazar'la yapmadan önce inanın hani Kocaeli'yle yapsam işte bu Adıyaman'da olduğum süreçte bu kadar şey yapmazdım. Yani tedirgin olmazdım. Pazar'da çok tedirgin oldum. Lige son sırasında kaybedecek bir şey yok. En tehlikeli cins hocam öyle mi oluyor? Hayır. Çok koşan bir takım. Yani sahanın her yerinden görebilirsin. Karadeniz takımı tipik. Ya oyunun yönünü değiştirsek olmuyor. Yine aynı formalar orada. Diğer tarafa geçiyoruz. Yani çok koşan. Diğer hocalarım da bilir. Diğer takımların hocaları da bilir. Pazar ters bir takım. Bayburt'ta muhtemelen öyle oldu diyebiliriz belki de. Anıl Hocam ne diyorsun yine göre? Vallahi Taşkın Hoca da beni yanılttı. Bülent Topuzoğlu Hoca da beni yanılttı. Ben Taşkın Hoca kazanır diye düşünüyordum. Ama şimdi 11 kişi takımın çoğu değişmiş abi. Şimdi 4'ü Tarsus'tan gelmiş tamam. İşte Çorum'dan almışlar, oradan buradan almışlar. Çorum Tarsus'tan 8 kişi aldılar. Beraber oynamışlar zaten. 8 kişi aldılarsa benim söyleyecek bir şeyim yok yani. Hoca gitmiş zaten. Bahattin Hoca'yla başarılar diliyorum. Yani başarılı olur ama. Yani ilerleyen ya zamanda başarılı olur. Bahattin Hoca'yı çok ben tanırım. Bahattin Hoca yani hep Bahattin başarılı olmuştur. Bahattin Hoca'yla çalıştım ben abi. Biz de Samet Adıvan'ın yardımcısıydı Ankara Spor'da. Hocamız da yani başarılı olur illaki ondan şüphe yok. Takımları da iyi takım ama Bayburt'a mağlup olmaları ilginç yani. Gerçekten ben bir ara burada bir şey söylemiştim. O gün hocam kahvaltı kimi yapıyorsa o maç kazanır diye. Bayburt o gün kahvaltıyı yapmış herhalde. Başka söyleyecek bir şey yok yani bu maça. İnegöl diyorsun kahvaltıda... İnegöl kazanır yani bence. Kazanır da. Beklenti o yöndeydi değil mi? Böyle bir şeyle karşı karşıya... Bayburt için aslında olumlu. Hani demek ki havlu atmamışlar. Lige renk atacağız diyor yani o zaman. Ben hatta burada kızıyordum. İnegöl daha ne yapıyor orada diye de. İnegöl çıkış yakalayacaktır kesinlikle. Yani ya Bahattin Hoca da o çıkışı yakalar. Evet, ben onu bekliyorum. Onda bir sıkıntı yok da. Dediğimiz gibi yani şeye... İnegöl abi Tarsus'u da menemenine altına alır. Üst sıralardaki bu iki takımı bence İnegöl'ü geçer. Yani benim İlerle de şahsi kanaatim o yönde. Bahattin Hoca. Orası öyle bir şey yapar ya. İki takım için de bir yükseliş bekliyor musunuz? Yani Bayburt için de İnegöl tamam yükselişe geçer de Bayburt'ta geçer mi acaba? Bayburt'un birkaç maç daha görmemiz lazım Bayburt'u. İnegöl için yükselişi hem transferleri hem hoca değişikliğinden dolayı biraz daha tabii inanmış konuşuyoruz ona. Hı. Ama Bayburt'un birkaç hafta daha böyle bir Bayburt'un ısırması lazım. Maçı Erzincan ve Düzce. Bu iki maçtan bir puan, iki puan ne alırsa kar. Ama Menemen maçı düşme maçı olur deplasmanda. Menemen Bayburt 3 hafta sonra. O maçta Bayburt'un kaderi belli olur bence. Doğru olabilir. Peki. Ben hep öyle zaman yapardım hocam futbol erkenine. Şurada şöyle yapsam, burada böyle yapsam falan. Şimdi ben Bayburt'ta oynamış olsam haftaya Erzincan'da yerden kalkmazdım ya maç belirlemesini. Bakalım onlar ne yapacak hanımım. Peki bu son maçımızdı. Beyaz grup dosyasını kapattık. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından kırmızı grupla sizlerleyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Şimdi kırmızı dosya diyoruz ve kırmızı grubu açıyoruz.
Öncelikle Kırmızı Grup'ta haftanın sonuçları gelsin. Haftanın sonuçları geldi. Buca Spor 0, Karacabey 0, Sarıyer 0, Etimesgut Belediye Spor 1, Serik Belediye Spor 1, Kastamonu Spor 0, İnşaat Balıkesir Spor 2, İskenderun Spor 2, Kırşehir Futbol Kulübü 1, Ankara Demir Spor 0, Kırklareli Spor 0, Kocaeli Spor 0, 1461 Trabzon 2, Adıyaman Futbol Kulübü 1, Pazar Spor 0, Biteksen Van Spor 2, Fethiye Spor 1, Zonguldak Kömür Spor 2, Uşak Spor 2, Diyarbakır Spor 1. Hemen diğer görselimiz de gelsin. Kırmızı grupta puan durumu bu şekilde. Gökalp, neler söyleyebilirsin genel olarak baktığımızda? Bir kere skorlarla başlayayım. Uşak Spor çok önemli bir galibiyet aldı Diyarbakır Spor karşısında. Yani bu maçı kaybetseydi planlar çok başka bir noktaya giderdi. Bu galibiyet değerliydi. Rakibine 6 puanlık maçtı yani. Onu bir söyleyelim. Zonguldak Spor'un deplasmanda Fethiye'ye karşı kazanması kendisi açısından çok iyiydi. Bu hafta içeride 1461 maçı var. Şaka maka artık her maç zor, her maç final. Deplasmanda kazanılan 3 puanlar çok değerli. Onun dışında Buca ve Kocaeli aynı puanda birbirlerine liderlik ikram etmekte ısrarlılar. 1461 Trabzon 3. sıraya oturdu. İskenderun Spor berabere kalmasına rağmen 4. sırada. Van Spor yine kazandı. 36 puana ulaştı. Maşallah diyeyim. Gerçekten maşallah demek lazım. Aşağıda Pazar, Diyarbakır yavaş yavaş kopuyorlar. Aşağıda pazar karışıyor. Aşağıda pazar karışıyor, doğru her söylüyorsun. Şeyden sonra Uşak Spor'dan sonra Cemil Müderrisoğlu Hoca geldi Uşak'ın başına. Uşak, Balıkesir, Kastamonu, Adıyaman, Etimesgut, Kırşehir, Fethiye, Sarıyer. Oralar sıkıntılı. Tamam, biz artık kapatalım. Değerlendirdi Gökalp Efes'ini. O zaman liderin maçıyla başlayalım mı? Başlayalım. Liderin maçıyla başlıyoruz. Buca Spor evinde Karacabey'i ağırladığı maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Hemen misafirimize dönmek istiyorum. Hocam nasıl bir maç izledik? Bize biraz anlatır mısınız? Yani aslında bir genel değerlendirme yapacak olursak ilk yarı lider biten bir Buca var. Bu liderlik esasında da önemli baskısını iyi yapan, akan oyunda ceza sahası içinde çoğunluk sağlayan, final pas ve sonuçlandırmada etkili oyuncuları var. Bunun yanında özellikle duran toplarda iyi organizasyon, kornerlerde iyi organizasyonlar vardı. Bu anlamda futbolcular, önemli futbolcular transfer ettiler ve önemli futbolcular da var. İki yıldır da playoff oynuyor Buca. Kendi geçen yılki oyuncu grubunu tutup yeni oyuncularla harmanlayıp güzel bir ekip oluşturdular. Erhan Çelenk bildiğimiz gibi 13 gol 2 asisti var. Berke Büyük var, çok beğendiğim bir oyuncu. Sağ önde oynayan abi. Onda 7 gol, 3 asisti var. Yine Mehmet Gölbaşı. Bu maçta Cuma'yı göremedim. Cuma Menize'yi göremedim. O çok etkili bir oyuncu. 8-10 oynayan. Artık sakat mı ya da transfer mi olmuş onu bilmiyorum. Cuma hem dayanıklı iyi olan... Yok, transfer hem... olmadı hocam. Sakatlığı vardı bu ihtimalle. Transfer olmadı. Olmadı transfer mı? Transfer olmadığını bilmiyorum. Yani özellikli bir oyuncu. Bloklar arasında topu taşıyabilen bir oyuncu. Üçüncü bölgede ceza alan içerisinde iyi penetrasyon yapıyor. Dayanıklı iyi. Yine sonradan oyuna giren hamlede Recep Gül var. Bu da etkili. Orada Erhan Şentürk'ten tam anlamıyla bir verimi alamadı. İyi bir potansiyeli var abi. Evet, o potansiyel var. Erhan Çelenk... Kim şeyini paylaşamadı Erhan Şentürk. Evet, aynen öyle. Yükünü paylaşamadı. Yani öyle belki şey de ön tarafa transfer yaparlar mı bilmiyorum. Ya bu maç özelinde bakacak olursak tabii Mehmet Ak hocanın rolünü azımsamamak gerekli. Mehmet Ak da demişken hocamız da bu hafta bize bağlanıyor. Kendisi telefon hattımızda. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, konuklara teşekkür ederim. Selam olsun. Sağ olun hocam. Buyurun Süleyman Hocam. Siz başlayın. Mehmet Hocam, hocam tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum. Erhan orada. Gökalp abi orada. Süleyman Hocam orada bir de. Evet, doğrudur. Evet hocam. Yani bir defa hocam rakibi iyi analiz etmişsin. Rakip Buca takımı ön hatta etkili bir oyun oynuyor. Bu anlamda da
Ben maça baktığımda rakibi yanılıyor olabilirim ama ikinci bölgede karşılayıp 4-4-2 şeklinde karşıladı hocam. Ve Bucan'ın pas oyunundaki eksiklikleri ya da hatalarla bir defa hücum geçişlerinde etkili oldu. Direkten dönen bir top var. Kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon var. Maçın başından sonuna kadar aslına bakarsanız bir oyun disiplininden kopmayan bir Karacabey gördük. Burada da öne çıkan mesela Ömer Kuşan'ı beğendim. Bekircan yine, Mustafa Diler hocam. Bu anlamda çok etkiliydi. Deplasmanda alınan bir puan. Evet. Beraz bir puan. Evet. Mehmet hocam siz neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Öncelikle hocam doğru tespit yapmış. Ama o bir puan beni çok mutlu etmedi. Şöyle, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Yani istatistiğe baktığınızda Buca takımı bizden daha fazla top oynamış gözüküyor ama bu rakibin birinci bölgesinde stoperleri ve kalecisiyle geriye ve yana oynadığı paslar aslında bu istatistiği yükseltti. İkinci bölge ve onların üçüncü bölgesi ya da bizim birinci bölgemizde toplu oynama oranı ve topa hakim olma yüzdesi bizde çok daha fazlaydı. Özellikle ikinci bölgede kazandığımız toplarla savunma arkasına ve arasına attığımız toplardaki iki beki ucuma çıktığında geri dönmede sıkıntı yaşadıklarını biliyorduk. Sol bekin içe kat ettiği durumlarda da merkez orta sahayı kalabalık tutarak orada ikili sıkıştırma yaparak orada kazandığımız toplarla etkili olmaya çalıştık ki ben maçın kırılma anı diyorum. 10. dakikada bizim hızlı ucumumuzda hakemin direkt kırmızı kartla rakibi 10 kişi bırakması gereken pozisyon vardı. Onu o kararı net süzemediği için sarı kartla geçiştirdi ki sonra zaten o sarı kart 78. dakikada yanlış hatırlamıyorsam ya da 84. dakikada ikinci sarıya döndü ve Lokman oyundan atıldı. Ama hani şöyle genel olarak oyunun gidişatına bakacak olursak bizim üstün oynadığımız bir maçtı ama tabii Buca takımı ligin en yetenekli takımlarından bir tanesi. İkinci ligin en yetenekli oyuncularına sahip takım görünümünde. Çok yetenekli ve ekstra oyuncuları var. Skorer oyuncuları var. Erhan Çelenk gibi, Erhan Çentürk gibi, Mehmet Fuat Gölbaşı gibi oyuna sonradan girdi bizim maçta. Merkezdeki oyuncuları Saruhan, Taşkın, bu ligin üstünde oyuncular. Taşkın özellikle savunma arkasına çok iyi koşu yapabilen oyuncu ki biz onu bu maçta durdurduk. Belki bu bir talihsizlik yaşadı. Oyundan sakatlanarak çıktı. Ona da geçmiş olsun diyorum buradan. İnşallah bir an önce sahalara tekrar döner. Yerine İlhan girdi. O da etkili olmaya çalıştı ama biz oyunda yakın oynayıp agresif ve temaslı oyun oynadığımız için çok da üretken olamadı Buca takımı. Dolayısıyla deplasmanda bir puan aldık. Hani kağıt üzerine baktığınızda liderden bir puan almak evet önemli ama biz de hedefi olan bir takımız aslında. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Biliyorsunuz ben burada 3. teknik adamım. Benden önce Recep Hoca ve Bülent Hoca çalıştı. Onlara da teşekkür ediyorum bıraktıkları takım üzerindeki emeklerinden dolayı. Ki yani iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Ama takdir edersiniz ki teknik adam değişiklikleri de mesela ben 1461 Trabzon'u bıraktığımda kaybetmeyen ve sürekli kazanan bir takım bırakmıştım ben orada ki ve hala aynı sistemle devam ediyorlar. Şu anda benim geldiğim süre içerisinde ciddi sakatlıklarımızın olduğu bir durum söz konusu. Yani ligin bitimine yakın 3 oyuncu sakattı. Onların hala tedavileri devam ediyor. Kampın ilk günü Fatih sakatlandı. Onun tedavisi devam ediyor. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Onların bir an önce toparlayıp eğer %100 verimli hale getirirsek çok farklı bir Teko Karacabey Belediyespor ikinci devre izletmek istiyoruz. Transfer sezonu biliyorsunuz malum. Sorar mısınız bilmiyorum ama her takımda olduğu gibi bizde de transfer çalışmaları devam ediyor ama ben oyuncu grubuna güveniyorum. Çok da fazla devre arası transfer yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani o alınan bir puanın önemli ama ben 13 puan olsaydı da hani Teko Karacabey deplasmanda Buca'yı yendi sürpriz diye demezdim. Bu oyunu gördükten sonra. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Sorunuz varsa cevaplandırabilirim. Erhan hocam buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba Erhan. Hocam şimdi sizin 1461'den ayrılmanız vicdanen beni birazcık rahatsız etmişti. Bir Türkiye Kupası maçı sonrası evet. Biliyorsun başkanın evet. Hafta tweetten sonra. Hemen vicdanen evet. Birazcık ben rahatsız eden bir durumdu. Aynı evet. Şekilde Recep Hoca'nın Karacabey'den ayrılması da ilk mağlubiyetinden sonra yine vicdanları rahatsız eden bir durumdu. Şimdi Karacabey takımıyla sizin bir araya gelmeniz pozitif bir
sinerji getirecek gibi hissettim ama oyuncularla ilişkileriniz nasıl, takım nasıl, bununla ilgili bir soru sorayım dedim. Böyle yani bir şey var mı? Yani ben, verdiklerinizi alabiliyorlar mı? İletişim kurdunuz mu hocam? Gerçi kurmuş gibisiniz. Sen beni az çok tanıyorsundur. Ben yaklaşık 20 yılın üzerinde bir antrenörlük hayatım var. Bugüne kadar oyuncularla ilişkilerimiz hep iyi olmuştur. Oyuncuları hep oyuncu merkezli ve onları geliştirmeye yönelik bir hem antrenman sistemimiz hem de oyun sistemimiz olmuştur. Burada da geldiğimiz ilk günden itibaren oyuncularımızla beraber ortak bir hedef belirleyip o hedef doğrultusunda çok ciddi bir özver içerisinde bir çalışma ortamı oluşturduk. Ben şunu söyleyebilirim ki 10 günde yaklaşık 15 günlük bir kamp süreci geçirdik. Burada 20'ye yakın antrenman yaptık. Hemen hemen her gün çift antrenman yaptık. Hazırlık maçı oynadık. Ertesi gün çift antrenman yaptık. Maçtan önce yine çift antrenman yaptık. Hazırlık maçından sonra tekrar çift antrenman yaptık. Ve oyuncuların tek bir serzenişini duymadım bu konuda. Çok çalışma isteği ve arzusu olan bir takım. Oyuncular da çok ciddi bir şekilde motive olmuşlar. Ve Buca maçında bunu gösterdiler. Dolayısıyla da bu lige yansıyacaktır. Biliyorsunuz biz dün bir kupa maçı oynadık. Aslında orada da çok ciddi bir reaksiyon gösterdi oyuncular. Yani bir Süper Lig takımına karşı nasıl oynanması gerekiyorsa savunma anlamında oynadık ama çok rotasyonlu bir kadroyla çıksak bile bizim her oyuncumuz değerli. Ve çocuklar ellerinden geleni sonuna kadar sahada sergilediler. Burada bireysel hatalarla aslında golleri yedik. İşte bu lig yani bir üst lig takımı Süper Lig takımına karşı Konferans Ligi'nde namualip giden bir Sivasspor'a karşı ne kadar da sakat oyuncusu olsa bile ön hattaki 3 oyuncu İngiltere Premier Ligi'nde oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Biz çok ciddi bir reaksiyon, iyi bir mücadele örneği gösterdik. Bireysel hatalardan goller yedik ama bu bize tecrübe olarak geri dönecektir. Oyuncularımız bu maçlardaki tecrübesiyle ve bu maçlarda kazanımlarını lige yansıtacaktır. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz yorgunluk var takımın üzerinde. Deplasman, işte Buca deplasmanı, sonra döndük. Ertesi gün tekrar bir Sivas Türkiye Kupası deplasmanı, oradan döndük. Ve bizim bir fikstürümüzde bir yanlışlık var. Bilmiyorum siz bunu nasıl karşılarsınız. Biz cumartesi oynadık. Salı günü kupa maçı oynuyoruz. Türkiye'de ikinci ligde cumartesi maç oynayan iki takımdan bir tanesiyiz. Bizim maçımız niye pazar gününe alınmadı ya da niye TFF böyle bir karar verdi bunu da anlamış değilim açıkçası. Değiştirmek için dilekçe verdiniz mi hocam? Değiştirmek için dilekçe verdik ama Uşak Spor kabul etmedi bunu. Kes yani onların da onayını almamız gerekiyordu. Onlar kabul etmedi. Yani biz de hani çok da üzerine düşmedik ama hani bu bir takımın kaderine bırakılmadan TFF tarafından sonuçta biz bir alt lig takımıyız. Alt lig takımı olmasak bile herkes maçını pazar günü oynarken biz niye cumartesi oynuyoruz ki salı günü Türkiye Kupası oynamışken? Hani bu da sağınızda hocam evet. bu da hakikaten yani enteresan bir durum. Yani bir 24 saat bile bizim için 2 saat bile çok önemli bir oyuncunun toparlanması için. Ki 24 saatin ne kadar önemli olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Futbol oynadın. Süleyman Hocam da iyi bilir. O yüzden hani böyle de bir durum var. Ama hani sonuçta Türkiye Kupası da bizim için bir tecrübe oldu. Oyuncularımızın gelişimi için. Teko Karacabey Belediyespor'un da tanıtımı ve vizyonu açısından önemli bir maçtı bizim adımıza. Buca maçıyla da iyi başladığımızı düşünüyoruz. İnşallah böyle devam ettireceğiz bu süreci. Hocam kısa bir soru sormak istiyorum müsaade edersen. Tabii buyur abi. Ben Buca Spor 1928 taraftarı olan bir kardeşimle konuştum maçtan sonra ertesi gün. Evet. Onun kurduğu cümleyi şimdi Süleyman Hoca kurdu. Disiplinli oynadı diye başladı lafa. Evet. Karacabey disiplinli oynadı. Hocam nedir bu disiplinli oynama işi? Bunun sırrı nedir? Şöyle, şekli nedir? 1461 Trabzon'u izliyorsunuz. Oradaki disiplin aslında devam ediyor. Bizim sezon başında orada kurduğumuz disiplin hala orada devam ediyor. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani biz bir oyun felsefesi oturtmak istiyoruz. Biz bir oyun anlayışı oturtmak istiyoruz. Bir oyun kültürü oturtmak istiyoruz. Teknik adam olarak bir oyun karakteri oluşturmak istiyoruz oyuncularımıza. Ve bu da bizim için en önemli konu top rakipteyken takımın boyunun hem enlemesine hem de boy alanında takımın boyunun daralması anlamına geliyor. Bizim adımıza disiplin bu saha içerisinde. Rakibe boşluk vermeden
topa en yakın oyuncunun reaksiyon gösterdiği bir oyun anlayışı. Ve bunu yani rakip Buca ama biz bu hafta Uşak'la oynayacaksak Uşak'la da aynısını oynayacağız. Bir hafta sonra bir başka rakip de olsa aynısını oynayacağız. Yani burada şöyle bir durum söz konusu değil. Bu bizim oyun felsefemiz ve bu oyun felsefesini yerleştirip biz şimdi şöyle bir durum var. Biz liderden 9 puan gerideyiz ama bizim bir hedefimiz var. Ben sonuçta teknik adamım. Oyuncularıma bir hedef göstermek zorundayım. Yani matematiksel olarak iddiamız devam ettiği sürece birinciliği kovalayacağız. Ama olası bir playoff durumunda bu oyun bizi çok farklı noktalara taşıyacaktır ki turnuva aslında bu oyun turnuva oyunudur. Turnuvada maç kazanmak istiyorsanız bir oyun kültürü ve oyun felsefenizin olması gerekiyor. Biz de bu oyun kültürü ve oyun felsefesini oyuncularımıza oturtmak istiyoruz ve ilk antrenmandan da bu yana aslında o sistem ve planla çalışıyoruz. Onlar da çok iyi bir geri dönüş sağladılar. O disiplinli oyun bu anlama geliyor abi. Çok teşekkür ediyorum hocam aydınlattığın için. Katıldığın için ayrıca teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olasın. Ne demek? Başarılarının devamını diliyoruz inşallah. Bizi dinleyen hocam. Taraftarlara da selam olsun. Teko Karaca Bey olarak inşallah cumartesi Uşak maçında iyi bir sonuç alır. İstediğimiz hedefe ulaşırız. Süleyman hocama, Erhan'a ve sizlere iyi geceler diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Mehmet hocam her şeyi anlattı maçla alakalı. Maşallah. Hemen diğer maça geçiyorum ben. Yine süre sıkıntım olmasın. Kırklareli Spor evinde Kocaeli Spor'u ağırladı. Maç başladığı gibi bitti 0-0. Son bağlantıda Gökhan aslında söylemişti. Biz çok zor bir maç bekliyoruz Kocaeli olarak demişti. Zor son da bağlantıda Osman da söylemişti. Kırklareli Spor çok iyi hazırlandı. Karşılıklı. Kaybetmez demişti. İkisinin bizim, de tahmini bizim tuttu. Bizim yorumcularımızın, bizim gazetecilerimizin tahminleri çok isabetli tahminler olmuş gerçekten. Çünkü iki maça da banko dedik, iki maçta olmadı ya. Kırklareli devre arasında iyi hazırlandı. Son dakika golünü de iptal etti offside diye. Kırklareli'nin son dakika bir golü var. Evet. Offside diye iptal etti hakem. Bölüm bölüm çok iyi bir futbol oynandı. Kırklareli galibiyeti kaçıran taraf oldu denebilir. Kocaelispor için de şu algı ikincilikte olmasını ben kabul etmiyorum. Lider takım, lider şampiyonluğu oynayan takım içeride dışarıda devire gidecek gibi bir durum ikincilikte geçerli değil. Yani her takım puan kaybediyor. Her takım puan kaybedecek. Evinde de kaybedecek. Deplasmanda da kaybedecek. O kadar kolay bir hani seriye bağlama Galatasaray'ın Süper Lig'de yaptığı gibi işte 8 maç üst üste kupayı da koyarsın 11 maç üst üste kazanmak gibi bir seriyi ikincilikte beklememek gerektiğini biz zaten başından beri konuşuyoruz. Üçlü seri illa sonra biri gelir o seriyi bozar. Yani bir şekilde bozuyor. O yüzden özellikle sözüm taraftarlara her kaybedilen puandan sonra karalar bağlanmayacak. Her kazanılan maçtan sonra da şampiyonluk türküleri söylenmeyecek. Yani bu işin standardı bu. İkincilikte maalesef Türkiye'deki ikincilikte böyle bir durum var. O yüzden ben şimdi görüyorum Kocaelispor taraftarları hocayı isyan ediyorlar. Kırklareli Spor taraftarı efendim mesela hocayı omuzları aldılar gezdiriyorlar falan. Bir maçlık değil bunlar işte. Yani sezonluk. Kocaeli'de var o ya. Kocaeli taraftarlarda. Fazla ateşler onlar. Ya, ateşleri sönmüyor. Aldılar. Kesin. Bugün kesinleşti. Kesinleşti mi? Kesinleşti. Başarılar dileyelim iki takıma da. Sonraki takıma geçelim. Hocamın da yakından tanıdığı bir takımın maçı var şu anda. Adıyaman maçı. 1461 Trabzon evinde Adıyaman'ı ağırladı. Maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Hocam direkt size vermek istiyorum sözü. Yani nasıl oldu hocam? 4 puan alıp da ayrıldınız. Başka takım oldu mu daha önce? Daha önce. Hemen bu soruyla başlayalım. Adıyaman'da oluyor. Başka bir takımda böyle bir şey yaşadınız mı hocam? 2 hafta 4 puan. Yani başka hocalar ayrıldı. Da yaşamamıştır zannetmiyorum. Yani şimdi hocam yaşayan varsa da Adıyaman'da yaşamıştır. Zaten burada Buca'da Cüneyt hocam var, Mehmet Ak hocam var, Uşak'ta yine Ceyhun hocam var, ben varım. Yani hepimiz Adıyaman'da çalıştık. Ya tabii Adıyaman transfer dönemi de şu an kötü yaşıyor. Evet. Ayrılan oyuncular var. Bugün çok önemli bir oyuncu ayrıldı. Çağrı ayrıldı. Çağrı Yasak. Yasak ayrıldı. Elazığ'a gitti yanılmıyorsam. Yine golünü attı gitti. Golünü attı. Ömer de golünü atmıştı. O da gitti. Ömer Diyarbakır'a geçti. Orada da gol atmış. Ömer Yıldız.
O da önemli bir oyuncudu forvet şeyinde. Şimdi Trabzon'da da Kerem Baykuş'un performansı olağanüstü. Evet, olağanüstü. Geçen yıl da biz 1461 Trabzon maçında karşılaştığımızda bize iki gol attı ama müthiş bir şeyi var, potansiyeli var. Büyük ivme yakaladı. Evet ama Enes Karakuş'u gördüm. Oradan ondan daha çok etkilendim. Yani 2001 doğumlu. O da çok iyi bir oyuncu. Ankara yeni transfer. Ankara Gücü altyapısındandır Enes. Evet, değil mi? Ankara Gücü altyapısındandır. Türk futboluna önemli kaynaklar yetiştiriyor 1461 Trabzon. Ben Enes'i seyrettim şeyde. Kırklareli maçında. Ankara Demirspor Kırklareli Spor maçında. Evet. Enes'i seyrettim. Altyapıda çok izlemiştim ben Enes'i. Boylanmış, fiziklenmiş, evet, evet. Böyle şey yapmış falan. Çok etkili değildi. Ya dedim bu çocuk ya aslında gerçekten çok iyiydi. Ama merkezden uzaklaştıkça Enes'in etkisi azalıyor tabii doğal olarak. Çok iyi işler yaptı boyla maçta. Boyla vesaire çok ama şimdi merkezde kaldığı müddetçe de çok ciddi bir gol makinesi haline gelebilir. Hoca Ulaş Hoca, Ulaş Ulusan Hoca nasıl kullanacak bilmiyorum ama. Ya yine merkezde oynadı. Yani. Merkezde oynarsa merkezde. Yani Ulaş için çok büyük bir şey olabilir. Şey için diyorum özür dilerim. Enes için Enes çok için. Büyük bir sıçrama olabilir bu. Evet. İlk maç golünde atmış zaten. 1.93 boyundaymış. Hemen çok ödüllendirdik çok zaten. Haftanın karmasını aldık onu. Oh maşallah. Sonraki maçıma geçiyorum o zaman. Balıkesir Spor Evi'nde İskender... Bir dakika, Adıyaman hocası değişti şimdi. Geçmeyelim. O artık yani rutin Erhan yani. Onun haber değeri yok. Ben onu haber değer olarak oldu, sunmuyorum artık izleyicilerime. 6 mı 7 mi? 7 oldu. Dediğim gibi artık haber değeri taşımadığı için sunmuyorum seyircilerime. Devam ediyorum. Peki. Benim sözümü kesme ama daha tamam mı? Tamam anne. Evet arkadaşlar. Balıkesir Spor Evi'nde İskenderun'u ağırladığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Cengiz Güneş telefon attığımızda. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Maçı sizden. Erhan ve Süleyman Hoca'ya iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Merhabalar. Cengiz Balık Bey Espor... maçı sizden dinleyelim. Buyurun. Tamam. Nasıl bir maç izledik? Teşekkür ederim. Evet. Balıkesir İskenderun Spor maçı ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya geldiler. Maç öncesinde kağıt üzerinde favori takım İskenderun Spor'du. Ankara bölgesi hakemi Onur Bingöl'ün yönettiği müsabakaya Balıkesir çok iyi başladı. Üçüncü dakikada Hüseyin ile defans oyuncu Hüseyin'le 1-0 öne geçen Balıkesir, 8'de Onur ve 27'de Kadir'in gollerine engel olamayınca 2-1 geriye düştü. İlk yarı bu skora sona erdi. Bence haftanın en erken golünü attı Balıkesir ve en erken de golünü yedi diğer maçlara baktığımızda. İkinci yarıda yine Hüseyin sahneye çıktı, eşitliği sağladı. İlerleyen dakikalarda Balıkesir'in de İskenderun Spor'un da pozisyonları vardı ama her iki takım da bu ele geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince 90 dakika sonunda birer puana razı oldular. Maçta Hüseyin Karabey, Balıkesir'in sağ bek oyuncusu iki golle ortaya koydu, futbol öne çıktı. Son haftaların başarılı oyuncusu Ayberk Kaygısız ise hastalığı sebebiyle ilk 11'de yer almadı. Maçın son bölümünde forma giyebildi. Balıkesir İskenderun maçının dışında benim söyleyeceğim devre arasında yani maçların başlamasına bir hafta kala Balıkesir'de olumlu bir gelişme yaşandı. Bu da sanırım Balıkesir'in ilk maçına yansıdı. Balıkesir için Balıkesir'in dinamikleri, şehrin dinamikleri bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon 7 kişiden oluşuyor ve bunlar 3K dosyalarının çözümü için şehrin önde gelen isimleriyle bir araya gelerek Balıkesir'e yardım anlamında bir harekete geçtiler. Ve bu da şu anda UÇK dosyalarının çözümüyle ilgili temasların başlandığı yönünde duyumlar aldık. Öte yandan Balıkesir yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için harekete geçti. Ve Balıkesir Kulüp Başkan Yardımcısı İsmet Deniz ve yönetimden bazı isimler, bazı futbolcular görüşmeye başladı. Son almış olduğumuz duyumlara göre de ikinci ligden iki tane defans oyuncusuyla anlaştıkları yönünde. Ayrıca kaleye ve özellikle de forvete takviye yapmak isteyen yönetim UÇK'nın açılması durumunda 8 Şubat'ta bitecek olan ikinci ana transfer dönemine kadar imzaları arttırmayı hedefliyor. Bu da şehirde ayrı bir hava oluşturdu. Sanırım umutlar arttı. İnşallah bu yaşanan gelişme olumlu yönde sonuçlanır. Balıkesir'in transfer yasağını kaldırarak takıma takviye yapar diye düşünüyoruz. İnşallah umarız. Müjdeli evet, haberi aldık yani. Sonunda Tarsus'tan sonra böyle bir müjdeli haber almak çok mutlu etti evet. Bizi Cengiz Bey. Teşekkür evet, ederiz çok gerçekten. Çok olumlu gelişme yaşandı. Evet gerçekten beklenmeyen bir şey oldu. Bir
valimiz ve sayın belediye başkanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın önderliğinde bir araya gelen, şehrin önde gelen iş adamları Balıkesirspor'u ilgili harekete geçerek bu yönde bir adım attılar. Gökalp, sormak istediğim bir şey var mı? Ya şeyi soracağım. Yine ben Balıkesir'den aldığım bilgiye göre çok önde baskı kurmuş Balıkesirspor, İskenderunspor karşısında ve İskenderunspor'un bütün oyununu bozmanın yolunu burada bulmuş. Yani önde baskıyla bulmuş. Önde baskıyla, doğru söylüyorsun Gökalp abi. Gerçekten Balıkesirspor farklı bir şeyle çıktı. Sanırım devre arasındaki o hazırlık dönemi de takıma olumlu yansımış. Çünkü ilk yarıda izlediğimiz Balıkesirspor'la ligin ikinci yarısı ilk maçında izlediğimiz Balıkesirspor'la çok fark vardı. Aşağı yukarı aynı kadro ama sahadaki mücadele ve dediğiniz gibi önde basma, rakibin oyununu bozma Balıkesirspor bir puanı getirdi ve Balıkesirspor galibiyeti kaçıran taraf oldu. Biraz daha becerikli olabilselerdi galip gelmek işten bile değildi. Tebrik ediyorum Allah'a. Teşekkür ederiz Cengiz Bey aktardıklarınız için. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi geceler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Böyle olumlu haberler oluyor ya bir takımda. Hemen takıma bir pozitif yansıması oluyor. Mesela Tarsus'u düşünelim. Orada negatif haberler var ya işte takıma sahip çıkan yok falan. Orada negatif etki gösteriyor. Abi 16 futbol. Oyuncu yok orada zaten. Genç oyuncular var. Şey. Yani orası ayrı da şimdi mesela Balıkesir'de bir takım var ama. Şimdi Tarsus'ta bir 7 kişi toplansa, para da ödese. Yani genç oyuncuya verirsin, oyuncu yok. Onu ama işte Balıkesir'de bir takım var yani. 2 ay önce, 1,5 ay önce yapsalardı Tarsus'ta. Evet. Onun olumlu etkisini görürlerdi oyuncular daha takımdayken. Evet. Ya Uğur Hoca şey yapacak sanki ya bu takımı ligde. Ya ben Balıkesir, ya ben şehir takımlarına karşı ayrı bir şeyim var. Yani ben Zonguldaklıyım. Ben kendi takımımda da, yani şehrimde de aynı şey geçerli olduğu için. Yani ben şehir takımlarının bulundukları liglerde bulunmalarını ve daha yukarıya zorlamalarını daha çok istiyorum. Ne kadar çok, yani Süper Lig'de 8-9 tane, 10 tane bir İstanbul takımı olması benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani oradaki rekabetin bizim zaman eski zamanlarımıza uygun, işte ne bileyim burada bir Bolu Spor, bir Zonguldak Spor, yani ne takımlar? Amatörde bile Zonguldak bir 17 bin, 15 bin kişi falan geliyordu amatörde bile. Zonguldak hocam o geliyor dediğin 15 bin içindeydik biz zamanında. Başarılar dileyelim. İki Bandırma Spor'u oynadım. Balıkesir Spor'la inanılmaz rekabetleri var abi ikisinin arasında. Olmaz mı? İlçe. Birisi üstü geç çıkınca diğeri de çıkmaya çalışıyor. İşte buyurun Nurgül Hanım, sözünüzü bölmeyeyim. Yo, estağfurullah tamam. Erhan'cığım buyur. Devam et yani. Yok devam evet. Etme. Tamam. Sonraki maç bekliyor çünkü. Tamam. Nurgül'ün gözü saatte. Pazar Spor Evi'nde Van Spor'u konuk etti. Van maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Birkaç cümle alayım hemen bu galibiyetle ilgili senden. Sıkıntılı bir zeminde kontrollü bir oyun oldu. Bu cümleyi çok dikkatli seçerek yazdım. Sıkıntılı bir zeminde kontrollü bir oyun oldu. Pazar Spor deyince zemin. Türkçe meali kötü bir zeminde taraflar birbirlerini tartarak oynadılar demek aslında. Van Spor ilk golü duran toptan stoperiyle buldu. İlk yarıda golü bulması bekleniyordu ama dediğim gibi kontrollü oyun ilk yarıda geçerliydi daha çok. Golün ardından yine 1-0'ın hani amiyane tabirle üzerine yatarmış gibi değil ama yine de kontrollü bir oyun oynandı Pazar şehrinde. İkinci golü de bulduktan sonra rahatladı Van Spor. Üst üste galibiyetler, seri galibiyetler. Tabii. Ümit Bozkurt Hoca gerçekten destan yazıyor. Kesinlikle. Van'da. Bu çok haftaki Fethiye maçını kazanırlarsa Van Spor'la ilgili farklı hedefler konuşabiliriz. Bu haftaki maç bence şu geçmişte oynanmış maçlardan daha önemli bir maç olacak. Fethiye peki. Maçı. Serik yani Pazar deplasmanı zor olur zaten. Yani o her zor. Takım için zor. O yani. Bir saha, zemin, hava şartları, yağmur, çamur. O şeyi her zaman buluyoruz. Pazar zemini evet. Sene başından beri konuşuyoruz. Evet. Ama düzelmiyor. Düzeltemediğimiz şeyi kabullenelim ve yolumuza devam edelim artık. Öyle yapalım peki. Serik Belediye Spor Evi'nde Kastamonu Spor'u ağırladı ve maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Kastamonu'dan bu mağlubiyeti bekliyor muydun Yüker? Daha çok Serik Belediye'den bu galibiyeti bekliyordum ben. Bekliyordun. Tabii Serik Belediye Spor bu sene... Geçen seneye nazaran daha istikrarlı bir takım olmayı başardı. Bu hafta canlı izler miyiz abi seriyi Ankara Demir maçında? İnşallah. Yani inşallah izlemek isterim tabii İzle, de. İzle haftaya bize seriyi sen anlat.
Ama en azından doğru. Tamam anne. Tamam. Biz seni göndermiş olalım. Ben söz veremiyorum. Tamam. Başka benim bir U19 derbisi, Ankara Spor Ankara Gücü derbisi var. Belki Kızılcahamam'a ama gitmem gerekebilir. O yüzden biz seni memur edelim. ama bir terslik olursa seni izlemeyi de istiyorum gerçekten. İstikrarlı bir takım. Yani şeyde puan durumundaki yeri de zaten gösteriyor kendisini. Playoff için iddialı ve ısrarlı. İlk yarıya üstün başladı. 2-3 tehlikeli atak yaptı. Kastamonu Spor ilk yarıda pozisyona giremedi. İkinci yarı başa baş başladı. Kastamonu direnç göstermesi gerekirken oyundan çabuk düştü. Oyundan çabuk düşünce 75'te golü buldu Serik. Golden sonra da iki tane golden önce iki tane direkten topu döndü Serik'in. Bir de karşı karşıya pozisyonu var. Yani gol geliyorum demişti aslında. Ve bu geliyorum diyen golden sonra maçı 1-0'a bağladı Serik. Daha çok gol atabilir miydi? İşte kaçırdıklarını atsaydı atardı. Ama Kastamonu Spor'da da bir şey var diye söylendi bana. Erken düştü ikinci yarıda. Artık oyundan mı düştü, kondisyondan mı düştü onu deşemedim ama evinde yapacağı maç daha belirgin olacak. Bu hafta evinde daha yakından takip edeceğim Kastamonu Spor. Sarıyer'le oynuyor evinde. Takımın da iyi oyuncularından biri Metincan Cici. Şimdi takım düşme hattının bir puan üstünde hocam. Yani bir sıra üstünde. Ayrıldı. Niye ayrıldı? Mesela göndermek ister miydiniz oyuncuyu siz bu durumda olsanız? Ben olsam göndermek istemezdim. Metincan'ı bırakmazdım yani. Neden acaba bu ayrılık oldu? Vallahi bilemiyorsun şey ya. İşte neler yaşanıyor. Düşme hattının içerisinde. Bir sıra üstündesin. Metincan Cici de gole de katkı yapan oyuncu. Ben olsam göndermezdim yani. Kastamonu. Vallahi bunun bir hoca tarafı var, bir de yönetim tarafı var. Yani hoca ben bundan faydalanmayacağım demişse yönetim göndermiştir veya başka sorunlar vardır. Yönetim göndermek istemiştir. Hocaya da bunu dikte eder. Yani şey transferi de yaptılar yine. Yaptılar. Fuat Bavuk aldılar. Burak Çalık aldılar. İyi oyuncular aldılar. Ali Fırat Okur var yine. Daha da devam edecek gibi sanki Kastamonu'nun şeyleri. Ama vallahi ilerleyen günlerde çıkış yakalayacaktır. Yani. Kastamonu ligde kalacak gibi bir kalır, şey var. Kalır. Yani o öyle bir çok şey. Çok kaliteli takım var isim olarak da. Son 3 maçta puan alamamışlar. Ya tabii Serik Belediye'de Cem Hoca'nın etkisi de var. Genç oyuncularla mütevazi bir kadroyla aslında bakarsanız sene başında yola çıktı. İyi de önemli galibiyetler de alıyorlar. Orada işte benim de öğrencilerimden Muhammed Akpınar var. Hı-hı. Bir türlü çıkışı yakalayamadı ama yine yeni Kastamonu'dan Hakan Olgan geçti oraya altı oynayan. Yani daha işler yapacaklar yani. Ama puan da silindi galiba. Öyle mi? Bir 3 puan da siliniyor gibi. Serin silindi mi? Diye biliyorum. Silindi yani belki de yanılıyor olabilirim. Üst sıralardan bir takım vardı. O Serik'ti diye hatırlıyorum. Soma'nın silindi diğer grupta ama. Soma var da. Neyse. Tamam bakalım. Bakarız ona. Bir sonraki hafta netleştiririz o konuyu. Peki diğer maçıma geçiyorum. Fethiye Spor evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırladı. Zonguldak maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Sen çok mutlusun kesin değil mi? Tabii ki mutluyum. Yani her şeye söylüyorum her seferinde de Zonguldak Spor hocası... Şenol Hoca çok iyi işler yapıyor. Ya işte Şenol Hoca benden 2 yaş küçüktür. İşte ben dolayısıyla hani şeyi bilirim yani ben üniversiteye gittiğim zaman 15 yaşındaydım. Hani öyle bir hukukumuz var Şenol Hoca'yla. Şehir benim şehrim her şeyden önce. Oyunun hakimi deplasman takımı olan Zonguldak Spor'du denmiş. Evet gerçekten oyunun hakimi de Zonguldak Spor'du. Ama ilk golü de Zonguldak Spor yedi. Yan toptan gelen bir ortayla 1-0 mağlup duruma düştüler. İkinci devre, ikinci devrenin 3. dakikasında 48'de Mevlüt Çelik'le beraberliği yakaladı. Sonra iyice üstünlük kurdu. Bayağı pozisyon da buldu. Ama galibiyet için 35 dakika beklemesi gerekti hocam. 83. dakikada Fatih Bektaş kanat oyuncusu evet. Sol ön oyuncusunun golüyle skoru 2-1'e getirdi. Direniyor Zonguldak Spor playoff attığı için. Ve Şenol Hoca'yı ayrıca tebrik ediyorum. Yani kısıtlı imkanlar. Çok kısıtlı her imkanlar. Anlamda kısıtlı bir de kan da kaybetti. Devre evet. Arasında kan Eyüpcan kaybetti. Eyüpcan gitti. Evet çok önemli bir oyuncu. Yani. Deplasmanda bir de geriye düştüğü maçı çevirmek tabii, değerli. Fethiye'de de iyi oyuncular var yani. Fethiye bir toparlayamadı hocam ya. Toparlayamadı evet.
Fethi Mesut Toros'tan sonra bir şey şeye girdi. Bir dalgalanmaya girdi. Mesut Hoca'nın ayrılmasından sonra. 22 puanı var. Düşme hattındaki Balıkesir'in 17 puan, 5 puan var. Gerçi bir 2 maçlık kredisi var da. İşte o 2 maçlık, bu maçtan önce 3 maçlık kredisi vardı. Ama Van'a gidiyorlar işte, zor maç. Ya bir kolay değil. Sıkıntı bundan var. Sonrası için gerçekten hafta hafta, her hafta ayrı şeyler konuşulacak. Puanların telafisi de yok artık. Her maça, her sonuç bizi başka bir yerlere götürecek. Bundan sonrası böyle. Telafisi yok. Özrü yok artık. Kırşehir Spor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle ilgili... Yok, hayır, şunu söylüyorum. Ankara Demirspor'la ilgili konuşuyorum. Ankara Demirspor'dan bu sene 10. kere aynı lafı duydum hocam. Biz atağa kalkarken topu kaptırdık. Kaptırılan topla golü yedik. O yüzden maçı kaybettik veya beraber bitti. Yani bu 10 kere olmuştur. Sen yakından takip ediyorsun. Yakın orayı, takip ediyorum, evet. Her hafta. Evet, sonuçta ben konuşuyorum. Ben konuştukça bana bu geliyor. Biz topla çıkarken topu kaybettik. Ya artık hani kaybetmeyin. Bak 10 tane gol yediniz. Bir şey de söyleyemiyorum tabii. İlk yarı Ankara Demirspor daha çok pozisyon buldu. Hatta 3-4 pozisyon bulup gol atamadı. İkinci yarıda oyun biraz daha başa başa döndü. Kırşehir'de defansif anlamda toparladı. Pozisyon aradı. İşte defansla çıkarken orta sahada kaptırılan bir top döndü dolaştı. 78 dakikada Doğacan Diker'in golü oldu. Kırşehir'de bu şekilde 3 maçı kazandı. 3 puan aldı. Kırşehir için çok çok önemli bir 3 puan. Kırşehir bu maçı kazanamasa çok korkulu rüyalar görürdü. Çok çok önemli bir 3 puan. Ankara Demirspor, Ankara Demirspor için, ya tekrar söylüyorum, yani böyle kopya goller yeme şeyini artık bir vazgeçmesi lazım Ankara Demirspor'un. Devreye girdiği maça bak, devreyi açtığı maça bak diyorum ben Ankara Demir için. Bir süreklilik arz ediyor. Böyle bir sıkıntı var ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani lideri yendi. Kırşehir'e mağlup oldu. Serhat Hoca da iyi işler yapıyor. Evet evet, Serhat Hoca bizim konuğumuz. Yani stüdyo konuğumuz. Takım kadrosuna baktığın zaman... Defansif anlamda da çok, özellikle şu şey, Alperen, Kuyubaşı'yla... Ankara Gücü'ndeki çocuk. Abdullah Çelik. Abdullah Çelik. Evet. Onu sol beki yönetiyor abi. Mesela Serkan Sözmen var takımda. Abdullah Çelik sol beki yönetiyor benim izlediğim maçta. Ya yani 3 tane stoper yaptı. Gerçi hafta, hava hakimiyeti inanılmaz iyi oluyor hocam öyle de. Biliyorum Abdullah, biliyorum, evet. Sen bu hafta maça gidersen gerçekten keyif alacağın bir maç olacağını ben garanti ediyorum. Çünkü Ankara'da maç keyifli şey olur. Şöyle de bir tahminim var maçla ilgili. Selik oynar. Ankara Demir duran toptan gol atar gibi geliyor. Bakacağız ama. Tahmin oyununda konuşuruz onu. Vallahi bir orta gene çıkarken kaybetmesinler de. Alper hepsine vuruyor. Öyle golle yiyebilirler. Serik gol atar. Gollü maç olur. Yani Kırşehir de iyi transferler yaptı ve çıkış yakaladı. Son 5 maçtır evet hocam. Evet, çıkış yakaladı. Hı. Muhtemelen yine devam edecek. Doğacan iyi performans gösteriyordu. Evet. Beğeniyorum onu. Bir de Taylan, benim eski öğrenci. Taylan'ı transfer ettiler. O da sol önde oynayan. Çağatay Başkan telefon konuğumuzdu bizim, evet. Grupları değerlendirdiğimiz haftalarda. O da söyledi. Yani biz tamam bir devre geçirdik ama ikinci devre ilk devre gibi olmayacak dedi. Mealen söylüyorum. Evet. Daha iyi olacağız dedi. Başarılar dileyelim iki takıma da. Peki. Devam edelim. Sarıyer evinde Etimesgut'u ağırladı. Etimesgut maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ankara takımları vallahi Etimesgut belediye için rakibi... Ben açıkçası beklemiyordum Etimesgut'tan bu galibiyeti. Ama şu var. Bak şimdi gol 5. dakikada penaltı. Gol 85'te penaltı olsa hani diyeceğim ki işte berabere giden maçta bir tane penaltı pozisyonuyla 3 puanı kaptılar. Ama 5. dakikada öne geçip 85 dakika artı uzatmaları da düşünürsen 90-95 dakika bu galibiyeti koruyarak devam ediyorsan, üstelik pozisyonlar da bulmuşsan boş değilsin demektir. Ben geçen hafta söylemiştim zaten Etimesgut kazanır diye. Yeni bir takımla çıktılar abi. İlk yarıdaki takımla alakası yok. Yani 4 oyuncu kaldı herhalde ilk takımdan. Kaleci de dahil değişti. Bayağı transfer de yaptılar. Hoca da değişti. Yeni bir hava, yeni bir sinerji. Tutturdu. İyi de bir kamp dönemi geçirdiler. Onu da biliyorum. Önder Hoca tutturmuş gibi gözüküyor. Önder Hoca... Tabii Sarıyer daha üstün oynadığını söylediler bana ama 3 puan değerli. Vallahi Sarıyer bir şey yapmış. Sarıyer grubu, taraftar grubu bir özet çıkarmış hocam.
maça bakıyorsunuz, maçın 10'a 1 bitmesi gerekiyor. Etimeskut'la konuşuyorsunuz, 5-6 tane net pozisyonumuz var diyor. Sarıyerliler Etimeskut'un pozisyonlarını videoya almamışlar. Sadece kendi pozisyonlarını almışlar. Ya ben olsam ben de öyle yaparım şimdi. Hani kızmak için söylemiyorum. Gerçi bu ikinci, üçüncü hep böyle abi. Mesela bütün yerel medya hep sadece kendi pozisyonlarını alıyor. Abi o da öyle yapacak. Ne? Başka ne uğraşacak? Doğru. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı maçla ilgili? Son maçıma geçeyim mi? Geçelim, buyurunuz. Peki. Nurgül Hanım. Vaktinizi almayalım çok bugün. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Uşak Spor Evi'nde Diyarbakır'ı ağırladı ve Uşak maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Altın değerinde galibiyet Gökhan. Ceyhun Hoca ile telefonla konuştum. Kendisiyle temasa geçtim. Konuştuk. Ya bir 15 gün önce gelmek isterdim dedi, her şeyden önce. Yani bir kere çok geç kaldı. Hazırlık dönemi. Şey. Hazırlık dönemi, transfer itibariyle. Ceyhun Hoca'dan haber bekleyen bazı öğrenciler. Ceyhun Hoca biliyorsun Galatasaray altyapısından. Nida Anadolu'yu da çalıştırdı. Adıyaman'ı da çalıştırdı. Evet. Adıyaman önemli. Adıyaman önemli. Ceyhun Hoca'dan haber bekleyen bazı oyuncular Ceyhun Hoca herhangi bir yerle anlaşmayınca kendi kaderlerini çizdiler. İmzalarını attılar vesaire. Uşak Spor için yeni bir başlangıç sayılmalı bu maç. Çok önemli bir galibiyetti. 3 puan vardı Diyarbakır'la aralarında. Artık 6 puan var. Yukarıya biraz daha yaklaştı. İkili averaj da var. 7 puan diyelim. Yani bilmiyorum. Ben Uşak Spor yine şehir takımından yola çıkarak gidiyorum. Şehir takımlarının bulundukları liglerde kalmasını tercih eden kişilerdenim, açık söylemek gerekirse. Uşak Spor'a da Ceyhun Hoca ile başarılar dilemek geliyor içimden. Başka da bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Transfer de yapmadı yanılmıyorsam Uşak. İşte bundan sonra yapacak birkaç tane transfer. Diyarbakır transferler yaptı yine. Diyarbakır yaptı. Transfer. Diyarbakır'ın içinde bulunduğu durum çok ilginç. Tuzla ile organik bağ var. Tuzla'dan oyuncu gelecek muhabbeti yapılıyordu ama. Bir oyuncu geldi. Benim bu yıl Adıyaman Spor'dan öğrencim Ömer Yıldız gitti, hatta bir gol attı. İşte bir oyuncuyla da her şey Emre'ye gitti hocam ya. Evet. Aslında Diyarbakır iyi takım abi. İyi takım. İyi takım. Uşağı, yani zorlayacak yani. Uşağı mali olmasa çok ilginç yani. Diyarbakır. Diyarbakır. Yani ben yukarılara çıkacağına inanıyorum Diyarbakır'ın. Ama hocam şu puan farkı açıldı. İşte kimi aşağı alacak? 18 hafta var ya. 8'de kapanır, 18'de kapanır. Evet. Vallahi evet. Ya, Sayın Fatih Terim. Kulakları için nasıl? Fatih Terim. Evet. Özledik kendisini, sahalara geri dönsün artık. Uşak tek ligi nasıl tutur deseydin Gökhan abi bana, bu galibiyetle tutur derdim. Aynen. Onu aldı. Yok, bu hafta kazanamasaydı Uşak'a bay bay derdik de. Dur ya, sen de daha yeni başladık ikinci devreye. Felaket tellalı başladı yine. Daha çok maç var, daha çok maç var. Çok şeyler var. Peki bu grubumuzun son maçıydı. Kırmızı grubu da konuştuk, bitirdik. Şimdi haftanın panoraması var. Benim en sevdiğim bölüm. Çok da özledim artık. Bir panorama yapalım Gökalp. Kimleri almışız, neler yapmışız bakalım. 20. haftanın karması beyaz grupta kalede Düzce Spor'dan Ersin Aydın. Savunma dörtlüsü Erzincan'dan İlker Günaydın. Arnavutköy'den Ferhat Görgülü. Bayburt'tan Burak Bozbey. Ve Soma Spor'dan Eray Korkmaz. İleri ortada Barış Zeren var Ankara Spor'da. İleri dörtlümüz Okan Deniz, Ahmet Sportif Faaliyetler. Yine Ahmet Sportif Faaliyetler'den Mehmet Alaaddinoğlu. Bayburt'tan Cumhur Türk'e yer vermişiz. Düzce Spor. Yılmaz Türk. Yılmaz Türk mü? Evet. Alaaddinoğlu'yla soyadları çok yakınmış. Evet, yakın kaldı. Cumhur Yılmaz Türk. Eren Karadağ Düzce Spor'dan çok güzel bir seçim, yine tebrik ediyorum seni. Berat Ali Genç de Arnavutköy'den ileri uçta. Kırmızı grupta haftanın karması gelsin. Kıvanç var Buca Spor'dan kalede. Evet. Savunma dörtlümüz Kırklareli Spor'dan Canberk. Buca Spor'dan Mazlum. Van Spor'dan Furkan Saki. Balıkesir Spor'dan Hüseyin Karabey. İleride Mümin Uyar var Zonguldak'tan. İleri dörtlümüz Fatih Bektaş Zonguldak Kömürspor'dan, Emre Oymak Van Spor'dan, Bekir Cankara Karacabey'den, Ahmet Sun Kırşehir FK'dan ve ileri uçta Enes Karakuş var 1461 Trabzon'dan. Haftanın takımları beyaz grupta Düzce Cam Düzce Spor, kırmızı grupta Etimeskut Belediyespor.
İki önemli. İki deplasman galibiyeti alan takım. Evet. Beyaz grupta haftanın teknik direktörü Burhanettin Basetemur, kırmızı grupta da Ümit Bozdukurt. Hocam ya dalya yaptı resmen. Ümit Hoca ile Burhanettin Hoca baya giriyor. En son bir yıl bitince şey yapacak mıyız abi? Yaparız yaparız. Öyle bir... Gol krallığımıza geçiyoruz. Beyaz grupta Furkan Yaman hala liderimiz 10 gollü Arnavutköy'den. Kırmızı grupta da Erhan Çelenk Bucaspor'dan 13 gol. Erhan kolay kolay zirveyi kimseye vermeyecek gibi. Öyle görünüyor ama bu haftayı pas geçti. Evet, bu hafta olmaz. En sevdiğimiz diğer bir bölüm var. Tahmin bölümü. Hocam şimdi şöyle yapıyoruz. Ben hemen maçı söylüyorum. Sizden başlayıp böyle geliyoruz. Hocam kazanır, berabere kaybeder. Yani tamam, skor vermenize gerek kazanır, yok. berabere Batman kazanır. O şekilde yani bu iddia üzerine değil de biz daha çok kim kazanır tahmini yapıyoruz. İlk evet. Maçımızla başlıyorum. Eşi grup Nazilli Belediyespor, Batman Petrolspor. Beraberlik diyorum ben. Nazilli kazanır. Batman Petrol kazanır. Ben de beraberlik diyorum. Batman Petrol'de farklı bir tahmin daha bulayım mı? Neyse bunu sonra söylerim, aramızda söyleyeyim. Nazilli kazanır, Batman'da bir şeyler değişir diyeyim, geçeyim. Peki. Düzce Cam, Düzce Spor, Tars İdman Yurdu. Düzce Spor. Düzce Spor. Düzce Spor, Banko diyeyim de Tarsus kazansın. Anagold, Erzincan Spor, Bayburt Özel İdare. Erzincan Spor. Erzincan Spor. Erzincan Spor. Erzincan Spor. Isparta, 32 Spor, Esenler Erok. Ben Esenler Erok Spor'un kazanacağım. Erok kazanır. Berabere. Ben de Erok diyorum. Soma Spor, Çorum PK. Çorum. Soma Spor puan alır. Berabere diyeyim hadi. Çorum PK. Çorum PK. Bursa Spor, HES İlaç, Afyon Spor. Bursa. Berabere. Berabere. Afyon kazanır. Arnavutköy Belediyesi, Ahmet Sportif Faaliyetler. Ahmet Sportif. Ahmet kazanır. Berabere. Ahmet kazanır. Menemen Futbol Kulübü, Ankara Spor. Berabere. Ankara Spor kazanır bu maçı. Ankara Spor kazanır. Ben de beraber ediyorum. Şanlıurfa Spor, Sivas Belediyespor. Şanlıurfa Spor. Şanlıurfa Spor. Şanlıurfa. Şanlıurfa diyeyim ben de. Hadi hemen kırmızı grubumuz da gelsin. Ankara Demir Spor, Serik Belediyespor. Ankara Demir. Gollü beraberlik. Ankara Demir Spor. Ankara Demir. Karacabey, Uşak. Karacabey. Karacabey. Berabere. Karacabey. Etimesgut Belediyespor, Buca Spor. Buca. Berabere biter. Berabere biter. Ben Buca kazanır diyorum. Kocaeli Spor, Kırşehir Futbol Kulübü. Kocaeli. 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 Adıyaman Futbol Kulübü, Kırklareli Spor. Kırklareli Spor. Beraberlik de olabilir. Yeni hocayla anlaştın mı hocam Adıyaman? Ona göre söyleyeceğim. Anlaştı. Sen daha çok takip ediyorsun. Anlaştı, anlaştı. Kırşehir kazanır. Şey, Kırklareli kazanır. Hoca gider Adıyaman'da. Bir hafta daha gönderelim. Kırklareli Spor kazanır. Beraberlik. Bir tek sen Van Spor, Fethiye Spor. Berabere. Van kazanır ya. Van kazanır. Ben de Van kazanır diyorum. Diyarbakır, Banyet İnşaat, Balıkesir Spor. Diyarbakır. Diyarbakır artık kazansın. Balıkesir Spor. Bence de artık Diyarbakır kazansın, kazanır. Zonguldak Kömürspor, 1461 Trabzon. Golü bulmadıca olur ama. Ben beraberlik diyorum. Bu maç çok güzel maç olur ya Gökalp abi. Zonguldak'ta yok mu yemek yiyeceğimiz biri? Var var, buluruz. Hadi. Gel. Tamam, Zonguldak Kömür kazanır diyeyim. Ya ben beraber edeceğim. Ben 1461 Trabzon diyorum. Kastamonu Spor, Sarıyer. Kastamonu. 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 Sarıyer. İskenderun Spor, Pazar Spor. İskenderun. 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 Ben de İskenderun diyeyim hadi. Bu bölümümüz de bitti. Bana ayrılan sürenin de ben sonuna geldim. Öncelikle hepinize tek tek değerli yorumlar için teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam hoş geldiniz siz de. Şimdi çok tekrar güle güle diyeceğim. Ya değerli yorumlarınızla bizi aydınlattınız. Estağfurullah. Çok yani programdan çok çok çabuk geçti abi. Ben bir şeyler anlatmadım daha yani. Hocam, yani iki saat çok geliyordu ama. O genel şikayet hocam. Her gelenler o şikayeti alıyoruz. Bize süre hala yetmiyor. Ama çok akıcı bir program. Emeklerinize sağlık buradaki herkese. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. İkincilik futbol dosyasının bu haftada sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.